Seslenmeyeyim diyor hocam. Türmob'un değerli yöneticisi, misafiri olan oda başkanlarımız Adana, Çorum ve Amasya oda başkanlarımız, platformun değerli oda başkanları, 12. Anadolu Odaları Platformu'nun toplantısına hoş geldiniz diyor, açılışı yapıyor. Ben açılış konuşmalarını yapmak üzere Kırıkkale oda başkanımızı Pusu'ya davet ediyorum. Sayın Genel Sekreterim, Sayın Türmob Yönetim Kurulu Üyesi, değerli misafir oda başkanlarımız, platformun değerli oda başkanları, kıymetli katılımcılar, hepinizi Kırıkkale Semem Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Platformumuzun yeni dönem sekreteri, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Doğan'a da yeni görevde başarılar diliyorum. 12. Anadolu Odalı Platformu'nun elimizde yapılmasının heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Platformlar, görüş birliğinin sağlandığı, yapılan ve yapılacak... Platformlar, görüş birliğinin sağlandığı, yapılan ve yapılacak çalışmalara yön verilmesi, ışık tutması bakımından çok önemli toplantılardır. Platform olarak amacımız, bölgesel, ulusal, mesleki, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunların tartışılarak görüş birliği içerisinde ilgilere iletilmesidir. Sayın sahiplerimiz, ben mesleki konularda açılış konuşmamda fazla yer vermeyeceğim. Zaten bu konuyu platformda zaten tartışacağız. Ben sizlere hazır yakalamışken Kırıkkale'miz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Kırıkkale'nin adını şehrin 3 kilometre kuzeyindeki Kırık Köyü ile kent merkezindeki Kaletepe'nin kısaltılarak birleştirilmesinin ortaya çıktığı söylenir. Bu ismin halk tarafından yakıştırıldığı kanaati yaygın olmakla beraber bölgenin ismi Osmanlı arşivlerinde şimdiki haliyle Kırıkkal biçimde geçmektedir. 16. ve 17. yüzyıllarda doğudan gelen çeşitli Türk aşiret ve cemaatlerinin Anadolu'da, bilhassa Orta Anadolu'da iskan edildikleri bilinmektedir. Bunlardan Oğuzhan verilen büyük bir oymağın Ankara yakınlarında o zamanki söyleşte Kırıkkale yerleştirdikleri belgelerde ifade edilmektedir. Yörüken taifesinden olduğu zikredilen Oğuz oymağı, Anadolu'yu Türkleştirerek, İslamlaştırarak Türk vatanı haline getiren, aynı zamanda Türkmen adıyla bilinen büyük bir aşirettir. Bu durumda bölgenin adının en az 400 yıllık bir tarihe sahip olduğunu kabul etmek gerekir. Yörenin çok eski bir tarihi geçmişi mevcuttur. Bugün Kırıkkale ılsımları içinde kalan bazı tarihi kalıntılar, ören yerleri ve höyüklerin varlığı ile bazı araştırma ve incelemelerde milattan önceki yıllara ait arkeolojik buluntulara rastlanmıştır. Kırıkkale'nin coğrafi alanının ne kadar eski bir yerleşim sahası olduğunu gösterir. Şehrimiz milattan önce 3 milyonluk tarih eserleriyle
Anadolu'nun kalbinde yaşayan bir cumhuriyet şehridir. Anadolu'nun ortasında Kızılırmak ve Delice ırmaklarının suladığı bereketli topraklar üzerinde kurulmuş olan Kırıkkale, içinde barındırdığı kültürel ve tarihi dokularıyla Anadolu'nun köklü bir hikayesidir. Makine kimya ve Tüpraş başta olmak üzere ulusal sanayi aktörlerinin oluşturduğu Kırıkkale ekonomisinde gelişmiş tarım ve hayvancılıkta geniş bir yer tutmaktadır. Kırıkkale makine kimya fabrikaları bünyesinde ağır silah, çelik fabrikası, hurda, mühimmat, barut, silah ve destek testleri fabrikaları bulunmaktadır. Kırıkkale, başkentimizi Doğu'ya ve Karadeniz'e bağlayan 49 ilin birleştiği bir kavşak noktasındadır. İlimizde bulunan Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi 92 yılında kurulmuş, bugün itibariyle 10 fakülte, 1 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini yapmaktadır. Yaklaşık şu anda 23 bin civarında öğrencimiz mevcuttur. İlimizde iki organize sanayi bölgesi ve kuruluş aşaması başlayan Türkiye'nin ilk silah ve ihtisas organize sanayi bölgesi mevcuttur. Anadolu'nun çok zengin tarihi geçmişine ve bu geçmişin bize bıraktığı kültürel değerlere sahip olan ilimizde halk kültürü alanında da birçok veri mevcuttur. Mesleğimizde gelinen son noktaya gelince son durum ve sorunlarımız hakkında ise yıllardan beri çözüm bekleyen sorunlarımız var. Sorunların giderilmesinin bir tarafa yeni sorunlarla karşı karşıya kalmaktayız. Mesleğimizle ilgili bir sorun çözmeden başka bir sorun daha karşılaşmaktayız. Bu sorunların çözümünde üst birliğimiz olan TÜRBOK, bu dönemde gelir dairesi KGK ve SGK gibi diğer birimlerde çözüm önerileri sunmuş, raporlar halinde sorunlarımızı iletmiştir. Diyalog kapısını hiç kapatmadan tüm sınırlarını zorlamasına rağmen bazı kurumlardan beklentilerini hiç alamamış, bazılarında süreç ağır işlemiştir. Bu sorunların bir kısmı toplantı gündeminde mevcut olup burada tartışılacaktır. Sorunların çözümünde TÜRMOB ve odaların üstüne düşen görevi en iyi şekilde yapması dileklerimle 12. Anadolu Odalı platformunun mesleğe ve meslektaşlara genel olması temennisiyle saygılarımı sunuyorum. Platformumuzun çok değerli başkanı, çok değerli oda başkanları, değerli TÜRMOB yönetim kurulu çalışma arkadaşım, misafir oda başkanlarım, oda yöneticileri, değerli meslektaşlarım, hepinizi TÜRMOB yönetim kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Hepinize Sayın Genel Başkanım Nail Sanlı'nın selamlarını iletiyorum. Öncelikle yeni seçilen yönetici arkadaşlarım var. Kendilerini kutluyorum. Yapacakları çalışmalarda hepsine başarılar diliyorum. Bugüne kadar emeği geçen arkadaşlarıma sundukları katkılardan dolayı görevi bırakan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başta Sayın Şuayb, rahmetli Şuayb ikinci olmak üzere aramızdan ayrılanları da saygıyla anıyorum değerli arkadaşlarım. Bir gündem var. Öncelikle teşekkür ediyorum. Mesleki sorunlarla dolu bir gündem var. Ben sadece burada açılış konuşmamda çalışmalarınızı kolaylaştıracak, sizleri bilgilendirecek konularda açıklama yapacağım. Gündemin dışına çıkmayacağım. Zaten yoğun bir programımız var. Buradan birçok arkadaş Ankara'ya geçecek. Bu anlamda zamanı iyi kullanmaya çalışacağım. Öncelikle hemen ifade edeyim. Hepiniz biliyorsunuz 5-6 Ekim'de TÜRMOB Genel Kurulu var. Genel kurulla ilgili çalışmalar devam ediyor. Muhtemelen başta haksız rekabet, ücret tarifesi ve kurumsallaşma ile ilgili genel kurulun gündemine 3 tane mesleki karar getirmeyi düşünüyoruz. Bunların taslaklarını bugün yarın oda başkanlıklarımıza göndereceğiz. Bu çalışma devam ediyor, bilginiz olsun. Onun dışında genel kurulla ilgili 5-6 Ekim Sheraton Oteli biliyorsunuz. Konaklamaları ayarlıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Diğer bir güncel konu, sıkıntı aslında devam ediyor, bitti gibi görünse bile. Biliyorsunuz e-fatura olayı var. E-fatura olayında
maalesef işte her zaman söylediğimiz yasalar, kanunlar düzenlenirken meslek örgütlerine danışılması gerekiyor. İşi bilen biziz. Bize danışılmadığı için iş karışıyor. Yani soruyorum size, 10 milyonu geçip de Carrefour'dan, Migros'tan alışveriş yapmayan var mı değerli arkadaşlar? Yani dersiniz ki 10 milyonu geçen herkes buna tabi dersiniz, olur biter. Bu kulağa böyle göstermenin hiçbir anlamı yok. Bir kargaşa yaşanıyor. Ben sadece bir tavsiyemi söylüyorum. Geç değildir. Her gittiğim yerde de meslek mensuplarını uyarıyorum. Şayet bu müracaatı yapmamış iseniz dikkatli olun. Görev size düşüyor. Bu müracaatı cezalı olarak da yapın. Aksi takdirde ileride tespit edildiğinde firmanın düzenlediği bütün faturalar düzenlenmemiş kabul ediliyor. İkinci bir tehlike daha var değerli arkadaşlar. Eğer e-faturaya geçiyorsanız Aralık ayında e-defter tasdik ettirmek zorundasınız. Eğer bu e-defteri de tasdik ettirmezseniz hiç defter tutmamış kabul ediliyorsunuz. Bu firmanın sonunun gelmesi demektir. Bu durumlarda da fatura %99 meslek mensubuna çıkacaktır. Onun için hiç kimse, çok açık söylüyorum, mükellefe kıyakçılık yapın. Efendim bir faturayı görmesek, bir fişi görmeyelim, ne olur Carrefour'dan alınan 50 liralık faturadan demeyin. Yani mükellefin suyuna gitmeyin. Sorumluluk bize gelecek. Geç de olsa müracaat ettirin. Firma bu usulsüzlük cezasını yesin. Bir diğer tarafından bakın. Lehimize bakın. Bu uygulama seneye 5 milyona inecektir. Hiç olmazsa bu sene bir firmayla, iki firmayla bu işin nasıl yapıldığını öğrenelim değerli arkadaşlar. Olaya lütfen bu gözle bakın. Diğer bir sıkıntımız da şu. Yani ne söylerseniz söyleyin, işin esas sahibi esnaf odaları, ticaret odaları ortada yok değerli arkadaşlar. Sadece Gaziantep Ticaret Odası'nın bir talebi var, ertelensin. Ortada ciddi bir talep yok. Çok talepte bulunduğunuzda dönüyor devlet haklı olarak, diyor ki işin asıl sahibinin, diyor, talebi yok, size ne oluyor diyor. Onun için benim tüm arkadaşlardan rica, bu işi, diyorlar ya, yanlış anlamayın, kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. Mükellefe kıyakçılık yapmanın hiçbir anlamı yok. 10 milyonu geçen firmalar konusunda 2011 kayıtlarınıza bakın. Lütfen bu konuda dikkatli olun. Şimdi gündemle ilgili sadece açıklama anlamında gireceğim. Arkadaşlarım bilgi sahibi olsunlar. Çalışmalarınızı ona göre yönlendirin. Biliyorsunuz SM'den SMM'ye geçiş sınavlarımız var. Bu konuda da platformun gündeminde var. Şimdi ben size rakamlarla söyleyeyim. Ona göre platform değerlendirsin, talebini bize iletsin. Serbest muhasebeci sayısı SM'den SMM'ye geçmeden önce en son noktada 28 bindi değerli arkadaşlar. Bunların 17.538 tanesi sınavlara müracaat etti, ön eğitimlerini tamamladılar, sınavlara başladılar. Bunların 16.000 tanesi başarılı oldu değerli arkadaşlar. 1438 tanesi ya sınavları devam ediyor ya da sınavları yarıda bıraktılar. Şu ana kadar sisteme veda edenlerin sayısı 115. Talebinizi lütfen buna göre değerlendirin. Biliyorsunuz bir taraftan parlamentoda özel yememe sınavı var. Onlar da habire tekrar sınav istiyorlar. Biz gidip diyoruz ki ya giren girdi diyoruz. Sayı 115. Bizim tespitlerimize göre, kimseye haksızlık yapmak istemiyorum, bu arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu da mesleği hiç icra etmeyenler, çok yaşlı olanlar, muhtemelen de büyük çoğunluğu boş kağıt verenler. 115 kişi, lütfen talebinizi buna göre tartışın, buna göre değerlendirin. Sizden bu konuda illa da olsun diye bir talep gelirse bizim görevimiz almak, bu talebi ilgili yerlere, Maliye Bakanlığı'na götürmek. Bu konuda bilginiz olsun. Şimdi diğer bir konu gündemde olan meslek mensuplarının SSK'lı olarak çalışıp çalışmamaları konusu. Biliyorsunuz bir torba kanun çıktı.
Şimdi buna da, bu konuda da dikkat etmek lazım. Ben sadece açıklamalarda bulunacağım. Kararı siz vereceksiniz. Mevcut yasamızın ilgili maddesi diyor ki, ikinci maddesi meslek konusu, eğer diyor bağımsız biri olarak serbest meslek faaliyetinde bulunmuyorsanız, bağımsız olarak diyor, serbest muhasebeci mali müşavir bile denmez size diyor. Bakın, bağımsız bürosu faaliyetinde yine çalışma usulü ve esaslarında kesinlikle serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlere kesinlikle diyor hizmet hakkıyla hiçbir yerde çalışamazlar diyor. Bu yasa yönetmelik. Her şey haklısınız. Yasa yönetmelik de değil. Bazen fiili durumlar var. Hukuksal olarak incelediğinizde bazı arkadaşlarımız diyorlar ki bu hak tanınmış, biz kullanırız. Hayır. Kendi alanı hukukta, kendi alanındaki özel düzenlemeler genel düzenlemelerin her zaman üzerindedir değerli arkadaşlar. Kendi alanındaki kurumların. Bizim mesleğimiz 3568 özel kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde meslek odasıyız. Bizim hukuksal düzenlememiz her türlü genel düzenlemenin ötesindedir. Ben şimdi hukuku da bir kenara bırakıyorum. En iyi hukuk kamunun hukukudur. Meslek mensuplarının çıkarlarıdır. Buna da siz tartışacaksınız. Bakın değerli arkadaşlarım, 31.7.2013 tarihi itibariyle 87.171 tane meslek mensubu var. Bunun 47.000 tanesi çalışanlar listesine kayıtlı, 40.000 tanesi bağımlı çalışıyor. Büyük illere geldiğinizde bu %45-%55 tam tersine dönüyor. Örneğin Ankara'da 6.000 tane bağımlı, 5.000 civarında bağımsız arkadaşımız var. Değerli arkadaşlar, bu dünyada bu mesleğin en önemli özelliği bağımsızlıktır. Bakın, dünyanın birçok ülkesinde bağımlı çalışan meslek mensubuna da itibar edilmiyor. Öyle bir kavram da yok. Diyorlar ki meslek mensubuna, siz bağımlı çalışıyorsanız patronun dediğini mi yapacaksınız, muhasebeyi mi hayata geçireceksiniz diyorlar. Şimdi haksız rekabet gündemde. Bağımlı çalışan arkadaşlarım aptal mı değerli arkadaşlar? Sizin ruhsatınız olsa verirsiniz kardeşinizi, amcanızın oğluna, gidin bir büro açarsınız. Bütün samimi düşüncemle söylüyorum, buna izin vermek bürocuların sonudur değerli arkadaşlar. Mesleğin sonudur. Böyle bir şey mümkün değil. Büroculuğun sonudur. Mesele bir takım arkadaşlarımızın sosyal güvenlik olayı değil. Hepimiz hatırlayalım. Şunu anlarım değerli arkadaşlar. 90 yılında meslek yasası kurulduğunda sigortası devam eden arkadaşlarımız vardı. Haklı olarak diyorlardı ki benim 10 yılım var, 15 yılım var, 1 yılım. Bunlar bitti değerli arkadaşlar. Ben buradan şunu anlıyorum. Arkadaşımız büro açarken bir taraftan da bağımlı çalışmaya devam etmiş. Bu doğru değil değerli arkadaşlar. Yani bu meslek emeklilik hesabının yapılacağı bir meslek değil bu meslek değerli arkadaşlar. Buna göre lütfen değerlendirin. Ama platformun bir talebi gelirse, açık söylüyorum, kendi kanunumuzda değişiklik yapmamız lazım. Bu da mümkün mü değil mi? Bu da bizim TÜRMOB yönetim olarak bizim verebileceğimiz bir karar değil. Bunu da ben sizin bilgilerinizle arz edeyim. Bu açıklamalar doğrultusunda siz çalışmalarınıza devam edin. Şimdi gündemimizdeki diğer bir konuda meslek mensupları ile ilgili sosyal yardım ve dayanışma fonunun oluşturulması. Değerli arkadaşlarım, bizim böyle bir fonumuz var TÜRMOB'da zaten. Yani bu yeni bir kavram değil. Yeni bir fon kurulması söz konusu değil. Bizim bir fonumuz var. Bu fonumuzda bizim 31 Temmuz itibariyle 15.329.000 liramız var. Fonların amaçlarının dışında kullanılması mümkün değil. Bugüne kadar bu fondan sadece Elazığ, Bingöl, Van depremi ve en sonunda Reyhanlı'daki patlamada etkilenen meslek mensuplarına yardımda bulunmuşuz. Bu
Bu fonu bugüne kadar amacının dışında 1 lira kullanmadık değerli arkadaşlar. Şimdi bu fonun bir diğer özelliği de şu. Bu fona aidat ödeyen arkadaşlarımız var, ödemeyen arkadaşlarımız var. Yani 99-2000 yılından önce mesleğe giren hiç kimse bu fona ödenti yapmamış. Bu fon 99-2000 yılında oluşturulmuş. Ağırlıklı olarak staj ve sınavla gelen arkadaşlarımız bunu yapmış. Tabii bu değerlendirilir. Şu mümkün değil. Odalar burada olduğu için söyleyeyim. Yasal mevzuat gereği odalarda yardım sandığı kurmanızın olanağı yok. Düşünen odalarımız varsa. Bu fon üyelere dağıtılır mı, dağıtılmaz mı? Şartı o mu olur, bu mu olur? Ama ben açıkça söylüyorum. Üye sayımız çok fazla. Mağdur olan arkadaşımız çok. Bir takım fabrikalarda, sağda solda bu sandıkların durumunu biliyorsunuz. Çok zor bir olay. Biz deprem ülkesinde yaşıyoruz. Ben kişisel düşüncem bu paranın deprem ülkesinde doğal afetlerde kullanılmasından yanayım. Diğer konu şu değerli arkadaşlar, bunu işte kurumsallaşma mesleki kararı gündemde. Ne yaparsanız yapın, bu saatten sonra hiç kimsenin bu mesleği tek başına sürdürmesi mümkün değil. Yani ortada kalmamanın, mağdur olmamanın yolu güçleri birleştirmekten geçiyor değerli arkadaşlar. Eğer güçleri birleştirmezsek, daha hastanede yatarken arkadaşlarımız defterleri paylaşıyor. Cenazede defterleri paylaşan arkadaşlarımız oluyor. Yani bunun yerine çok zor bir olay bunun kararını vermek. Kararını gerektiğinde gündeme gelirse TÜRMOB Genel Kurulu verecektir. Tek yetkili bu. Ama bunun yerine bizim güçleri birleştirmeyi teşvik etmemiz gerekiyor. Yoksa hepimiz biliyoruz ki ölen belki gidiyor, kalan da kalıyor ama aileler, çocuklar perişan oluyorlar. Benim bu konuda size aktaracağım bilgi bu değerli arkadaşlar. Şimdi gündemimizde yine talep olarak var. Çalışacaksınız, değerlendireceksiniz. TÜRMOB'un özellikle küçük odalara yardım etmesi hususu var. Şimdi bu yardım zaten hayata geçiyor. Nasıl hayata geçiyor? Ekstradan bir şey söz konusu değil değerli arkadaşlar. Biz stajdan aldıkları payın dışında oluşturduğumuz havuzda son 3 dönemde her odaya verdiğimiz para en az 20 bin lira. Bir stajyeri olan odaya dahi. Bu havuzda, bu havuzun da %90'ını İstanbul, Ankara ve İzmir odalarımız oluşturuyor. Biz bunu zaten veriyoruz. Oluşturuyor. Bunun dışında şu anki şartlarda odalarımız da önlemlerini alacaklar. Hiç olmazsa diyoruz biz odalarımız kira konusunda, personel ücreti konusunda mağdur olmasınlar. 50 üyesi olan, 100 üyesi olan, 150 üyesi olan odalarımız diyoruz. Onun dışında zaten TÜRMOB'un kimlik ve kaşe gelirlerinden paylarını da alıyorlar. Kaldı ki genel kurulda bütçeyi incelediğinizde TÜRMOB'un eğitim ve hizmet binalarından dolayı alacaklarını göreceksiniz. 20-30 milyon civarında TÜRMOB'un açıkçası verilecek böyle bir parası da yok. Çok açık ve net de burada söylüyorum. Yapmamız gereken, sizlerden rica ediyorum. Sağ olsunlar, ben huzurunuzda 3 büyük odaya da teşekkür ediyorum. Bu havuzun devamı yönünde gayret sarf etmemiz lazım. Bakın bu havuzun devamı yönünde bizim özellikle üye sayısı az olan odalarımızın gelecekteki bir takım masraflarının karşılanmasının garantisi bu havuzdur değerli arkadaşlar. Şimdi tabii çok detaya girmeyeceğim. Sayın ev sahibi başkanımız da söyledi. Çok mesleki sorunlarımız var. Mesleki problemlerimiz var. Bunları zaman zaman dosyalar halinde iletiyoruz. İletilmeyen bir sorun varsa bunu platform olarak karar altına alırsınız. Yine bizim görevimiz bunları yukarıya göndeririz. Son olarak ifade edeceğim size. Ama ben yine bir hatırlatma anlamında söyleyeyim.
bundan sonraki toplantılarda zaman almaması açısından gerek yapılan 7. Olağanüstü Başkanlar Kurulu toplantısında gerekse 66. Başkanlar Kurulu toplantısında bir sureti Maliye Bakanı'nda, Cumhurbaşkanı'nda da olan mesleki sorunlar dosyamızı ilgili makamlara verdik. Bu dosyada meslek yasasıyla ilgili değişiklikler, meslek mensuplarına getirilen sorumluluklar, odaların eğitim faaliyetlerinden doğan hizmetlerde KDV ve kurumlar vergisinin kaldırılması, BABS formları ile ilgili sorunlarımız, 4. dönem geçici verginin kaldırılması, müşteri bildirim listelerinin kaldırılması, mükelleflere şifre verilmemesi, şifrelerin meslek mensuplarına verilmesi, yıllık bir takım gelir ve kurumların dışındaki bildirimlerin kaldırılması, beyannamelerin birleştirilmesi, vergi daireleriyle ilgili yaşanan sorunlar, vergi incelemeleriyle ilgili sorunlar, karşıt incelemelerin kaldırılması, uzlaşma komisyonlarında meslek mensuplarının bulundurulması, özerge uygulamalarının düzeltilmesi, ödeme kaydedici cihaz fişlerinin saklanması silinmeden dolayı, mesleki ücret tarifesinin çağdaş düzene getirilmesi, KDV'nin %18'den 8'e indirilmesi, KDV gelir çelişkisinin kaldırılması, meslekte yıpranma indirimi, stajyerlerin ücret ödemeleriyle ilgili kolaylık sağlanması, bilgisayar ve yazılım giderlerinin hızlı amortismanı, serbest meslek giderlerinin yeniden düzenlenmesi diye detaylı olarak ilgili kurumların elinde belge var. Burada olmayan sadece serbest meslek, bizim mali müşavirlik mesleğinde vergi tevkifatı olayı getirilmesi. Yine ben talep gelirse göremize ama ben kişisel düşüncemi söylüyorum. Vergi tevkifatı bizim gibi ülkelerde vergi kayıp ve kaçağını önlemeye yönelik uygulamalardır. Ben şahsen ve mali idareye gidip biz de vergi kaçıranlar grubundayız, bize de tevkifat uygulayın demeyi doğru bulmuyorum. Değerlendirme takdir size ait. Kaldı ki değerli arkadaşlar, bir tarafta stopaj var. Bir taraftan KDV'nin %18'den 8'e indirilmesini istiyoruz. Bir de tevkifat olduğunda bu da doğru değil diye düşünüyorum. Bu benim sadece kişisel düşünmem, takdir ve değerlendirme size ait değerli meslektaşlarım. Baştan söyledim, çok zamanınızı almayacağım. Benim gündemle ilgili sizi bilgilendirme amaçlı sadece. Değerlendirme size ait. Platform sonucunu bize oluşturacaksınız. Ben beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Devreye teşekkür ediyorum. Arkadaşlar ben gündemi okuyayım. Ondan sonra oda başkanlarımıza söz verelim. İstirhamın gündemin dışına çıkmadan kısa kısa olursa konuşmalar memnun oluruz. Şimdi gündemimizin maddeleri şunlar: serbest meslekte KDV tevkifatı ve meslek mensuplarının sigortalılığının görüşülmesi, özel SMM sınavlarına giriş hakları biten meslek mensuplarının durumlarının görüşülmesi, BABS formlarının birleştirilerek verilmesi için gerekli girişimlerin yapılmasının görüşülmesi, meslek mensuplarının yardımlaşma ve dayanışma fonunun tüm mezununda oluşturulmasının görüşülmesi, platform bünyesinde yer alan diye sayısal olan odalarımıza TÜRMOK tarafından maddi ve aynı yardım verilmesi ve TÜRMOK nezdinde gerekli girişimlerin yapılmasının görüşülmesi. Gündem maddelerimiz bu. Ben bu maddelerle ilgili sözü baştan verelim. Kayseri odamızdan başlayalım. Buyurun başkanım. Kayseri odamız olarak bütün oda başkanlarımız, Sayın TÜRMOK, Sayın TÜRMOK Yönetim Kurulu üyeleriniz ve değerli oda başkanlarımız, hepinizi Kayseri Oda Başkanı'na doğru saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii ki buradaki gündem maddeleri içerisinde tabii ki oda başkanlarımız olarak bunların değerlendirmesi yapıldı.
Bunlar içerisinde tek partiden ilgili kısma tüm halk yönetim kurullarımızın ifadesine birebir katılıyorum. Çünkü tek partiden ilgili kısım tabii ki uygulanması bizim açımızdan daha uygun gibi gözüküyor. Çünkü KDV tahsilatını yapmakta zorlanan meslektaşlarımız var. Ki bunların fiyatları her ne kadar artık KDV olarak gözükse bile tahsilat sorunu sıkıntısı yaşadığı için KDV ödemekte biraz zorlanıyorlar. Haliyle teklifatla bir kısmının mükellef üzerinde ödenmesi işimiz icabı geldiğini düşünüyorum. Bu konuda bu yönde olursa tabii ki desteğimiz olduğunu belirtelim. Sigortalık kısmında ise tabii ki bağımlı ve bağımsız meslek mensuplarımızın ayrımı belki tanım yeniden yapılabilir. Bağımlı çalışmanın da bağımsız çalışmanın biraz daha uygun şartlar uygun şekilde getirilebilir ki burada sıkıntı şu, birçok meslek mensubunun yaşadığımız olaylar açısından ya firmasında sigortalar gözüküyor ya da herhangi bir yerde sigortalar gözükerek SSK üzerinden, SGK üzerinden emekli olmaya çalışıyor. Bu yaşanan sıkıntılar büyük bir ihtimalle odalarımız denetimleri yapıldı. Kayseri odamızda da yapılan denetimler neticesinde muhtemelen SGK'dan yazı talep edildi. Muhtemelen bağımlı bağımsızla ilgili kullanılan imzalarla ilgili muhtemelen bir çalışma yapacağını tahmin ediyoruz. Diğer maddeleri tek tek kısaca bilgi verelim, yanlış kullanmıyorsam. Yine özel mali müşahede sınavlarına ek talep edilmesi Kayseri odamızda şu anda bir talep bulunmadı. Eğer bulunursa tabii bu konu destekçisi olacağını belirtelim. Yine BAVS ile ilgili ifademizi belirtirken tabii ki burada birleştirilmesi, BAVS formu birleştirilmesi, KDV beyannamesi birleştirilmesi daha mantıklı gibi geliyor. Ama burada bizim en büyük sıkıntılarımızın beyannameleri düzeltmesi sırasındaki 10 günlük sürenin en güzel bir aylık süreye çıkartılması ve bu düzeltme neticesinde de belli bir süre sonra da bunun kontrolü yapılarak tutmayan hatalı BAVS'ler varsa bunun düzeltilmesi yönüne gidilmesi diye düşünüyorum. Mesleki yardımlaşma fonları ve dayanışma fonları tüm yönetim kurulu üyelerimizin ifadesine birebir katılıyorum. Çünkü bunu özel bir durumlar için kullandığı kanaatindeyim. Ama tabii ki ileride özel bir durumda olan mükelleflerimiz olursa da muhtemelen talepleri de değerlendirecek diye kanaatindeyim. Yine küçük bazı odalarımızla ilgili tabii ki 50-100-150 üyeli odalarımız var ki bunların sıkıntılar olduğunu kanaatindeyim. Ve bu sıkıntılarla ilgili de Kayseri domuz olarak da bu 7. madde olarak da gözüken konuyu destekleriniz buradan belirtelim. Ben Kayseri Oda Başkanımız Ayhan Bey'e teşekkür ediyorum. Nevşehir Oda Başkanımız Yoruç Bey buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Sekreterim. Sayın Durmak Genel Sekreterim, Durmak Yönetim Kurulu Üyem, değerli Oda Başkanlarım, misafir odamızın değerli başkanları, odalarımızın değerli yönetici ve temsilcileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kırıkkale dediğimiz zaman Türkiye'nin silah deposu aklımıza gelir. Silah, savaş demektir. Bunu kesinlikle tasvip etmiyoruz. Mısır'da ve Suriye'de yaşananlara şiddetle kınıyorum. Dünya barış şehri olarak nitelendirilen Nevşehir'den de hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. İlk önce mesleğimizin bağımsızlığı, hiçbir yere bağlı olmadan çalışmamız, ünvanımızda da açıklandığı gibi serbestlik yasası da sigorta uymamaktadır değerli arkadaşlar. Ha, burada mağdur olan ya da daha iyi imkanlar tanınmasını isteyen meslektaşlarımız yok mu? Mutlaka var. Bu böyledir diye kesip atmak da yerinde değil. O halde ne yapmak lazım? Kesinlikle katılıyorum ki bu bir baş bağımlı yerde sigortalı gözükmek belgelerimizin kiralanması yöntemini önünü açacak ve haksız rekabetleri yol açacak. Alternatif düşünürsek ne olabilir burada? Günümüzde örneği var. Avukatlar bu işin bir örneği. Onlar da serbest meslek erbabı olmasına rağmen kendi primlerini kendi bünyelerinde bağımsız olarak bir yere bağımlı olarak değil bağımsız olarak kaldırıldı mı? Onlar özel sigortalar, onların hepsi kalktı. Özür dilerim. Özür dilerim. Belki buna benzer bir çalışma boyutuna gidilebilir. Fakat bununla birlikte de diğer serbest meslek erbabı meslek mensupları da aynı talep görebilir. Fakat ben her ne olursa olsun mesleğimizde bağımlılığa karşıyım. Hiçbir hükümanın altına girmeye karşıyım.
Eğer ki kendi bünyemizde sigortalılığımız olmayacaksa bir başka işverene karşı bağımlı olarak çalışmaya sıcak bakmıyorum açıkça. Kademe Tevfiye Parti olayında değerli arkadaşlar, biliyorsunuz gelir vergisi, katma değer vergisi kanunundaki çelişkilerden ötürü kademe kanunu aylık makbuz düzenlememizi talep ediyor. Bugün bir analiz yapar isek işletme defterinin listesi 60 lira, katma değeri 10 lira, bunu %50 tevkifat yapmış olsak 5 lira, 5 lira için 2 nolu kademe vereceğiz, 30 lira damga vermiş ödeyeceğiz. Ne kadar bir hesapçı yaklaşım olur bilmiyorum ama buradaki çözüm süreci, yani bir taraftan sorunu konuşurken diğer taraftan da çözüm düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Eğer ki bir nolu kademe ve iki nolu kademe, hatta ki muhtasar bu birleştirmeye dahil ettirilebilir ise bu çalışmada belki kademedeki tevkifat düşünülebilir. Fakat bizim savunmamız gereken kademedeki tevkifattan ziyade kademe oranımızın bilimsel aşamada değerlendirilerek %8'e indirilmesinin çalışmasının daha sıcak olacağını düşünüyorum ben. Özel sememe sınavı hakkında tabii ki odamızın düşüncesi yeni hakların tanınmasıydı ama genel sekreterimi dinleyince olayın çok vahim olmadığını gördüm. Tabii ki burada bir mağduriyet söz konusu ise ve gerçekten bu mesleği icra eden arkadaşlarımız da mağdursa biraz daha kurumsallaşma yönünde yönlendirebiliriz. Hatta ki odalarımız buna biraz daha destek olabilir. Değerli arkadaşlar, hep mesleğimizin saygınlığını savunmaya çalıştık. Biz dedik akademik odayız, hatta ki en büyük akademik odayız. Oysa ki yerelde ve genelde odalarımız ve mesleğimizin çok fazla bir etkinliğinin olmadığını gördük. Daha önce de gündeme gelen bu yeşil pasaport hakkında çalışmalar, girişimler yapıldı mı, yapılmadı mı? Ben tüm o yetkililerimden bunun hakkında da bilgi talep etmek istiyorum. Bir diğeri, belki çok gerekli olmamakla birlikte, eğer ki bir mesleki kariyerden söz ediyorsak, silah ruhsat hakkı elde edenlerin, hak tanınan kişiler listesine baktığımız zaman, Ticaret Odası'nın meclis üyeleri dahi bir silah ruhsatı hakkı tanınmaktayken bizim sadece merkez birliğimize, yani TÜRMOP genel merkezimize bu hak tanınmıştır. O da yöneticilerimize, o da başkanlarımıza bile bu hak tanınmamıştır. Belki bedel çok önemli değildir ama bir kariyer olarak ya da bir ağırlık olarak bu değerlerinde yereldeki ağırlığımız yönünde bu konular hakkında da TÜRMOP'un bir önerisinin, teklifinin olması yönünde bir teklifim var. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah toplantımız hayırlı olur. Sonuç olumlu çıkar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Baraban Oda Başkanımız Ayhan Bey, buyurun. Teşekkür ederim. Yani özel emeklilikle ilgili tüm onun bir girişimi olur da onunla ilgili emeklilikle ilgili devam ederiz ama sigortalılık yerine meslekte yıpranmanın istenmesi, bağ kurumu devam etse de meslekte yıpranmanın istenmesi bence daha önemli. Özel sevme sınavıyla ilgili de 115 kişi için bence de özel sevme sınavının yerine istenmesini uygun görmüyorum. Tüm onun özel YMM sınavına yaptığı mücadele sonuna kadar devam etmesini istiyorum. BABS programının birleştirilmesi ve bu düzeltmenin de 10 günden bir aya çıkarılması en uygun olacağını düşünüyorum. Şimdi TÜMOP'taki yardımlaşma konuyla ilgili de acaba bizim odamızın da bir şey yok, yeri yok, binamız yok, bizim de ihtiyacımız var. Acaba bu fonun inşaat yaptıracak olan odalara kullandırılabilir mi? Yani bu yönde bir girişim olabilir mi? Bizim de odamıza ihtiyacımız var.
şeyle ilgili de ben artık mesleğimizle ilgili esnafın derdini dertlenmeyip kendi mesleğimizi yapmanın telaş içerisinde olmayı düşünüyorum. Sayın Genel Sekreterim dediği gibi faturaya geçiliyor. Bizim meslektaşlarımız hep ön plandayız. Yeni Türk Çağ Kanunu'nun bütün sıkıntılarıyla hep biz başındayız. Ama bundan en çok etkilenecek esnaf olarak hiçbir şekilde harekete geçmemesi gerçekten bence bizim için çok önemli. Onları harekete geçirip veya geçmiyorlarsa da biz bu yapılan düzenlemelerle mesleğimizi daha iyi yapıp para kazanan yoluna bakalım. Esnafın derinde dertlenmekten bence artık vazgeçelim diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım. Karaman Oda Başkanımız Coşkun Bey, buyurun. Sayın Genel Sekreterim, Sayın Kırmok Yöneticim, değerli Misafir Oda Başkanı arkadaşlarım, kıymetli Platform Üyesi Başkan arkadaşlarım. Gündemimizin üçüncü maddesi serbest meslekte kademe tevkifatı ve meslek mensuplarının sigortalılığının görüşülmesi konusunda Sayın Genel Sekreterimin açıklamasına aynen ben de katılıyorum. Özel sınavlara girişi benim özel bir isteğimdi platform üyesi arkadaşlarımdan platformla görüşülmesi. Biz de birkaç arkadaşımız bu konuda sınav haklarını bitirdiler. Ama bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi açısından ben bunu talep ettim. Sayın Genel Sekreterim'in açıklamalarına da katılıyorum. Her ne kadar sayı 115 ise de yine de bu hususta bir şeyler yapılabilirse bu mağduriyet olan arkadaşlarımızın mağduriyetlerinin önleneceğine inanıyorum ben. Tabii gene takdir platform üyesi arkadaşlarımın. BABS formlarının birleştirerek verilmesi konusunda BABS bildirim formları kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önleyici ve tespit edici işlemiyle Gelir İdaresi Başkanlığı'nın en önemli araçlarından biri haline geldiğini hepimiz biliyoruz. Sistemde alıcı ve satıcıların alım satımlarının karşılaştırılması hakkında sahte muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanıldığı konusunda tespit veya rapor bulunanların alım ve satımları taklit edilen belgelerin tespiti yapılabilmektedir. Yine bu sistem kadere iadelerinde de önemli bir veri tabanı teşkil etmektedir. Bizim burada talebimiz idare BA ve BS bildirim formlarının düzenli ve düzgün verilmesinin yüklü para cezası ve yatırımıyla sağlanmaktadır. Bunu biliyoruz. Günümüzde mükellef hareketleri ceza yerine özendirmelerle de yönlendirilebilmektedir. Örneğin sosyal güvenlik birimi işveren payındaki 5 puanlık devlet testi ve buna ilişkin sağlanması gereken şartlar gibi. Bildirme konu mal ve hizmet alımı satımı olmaması halinde bildirim verilmesi yükümlülüğü kaldırılmalı. Bu değişiklik geçmiş dönemler içinde geçerli olmalıdır. Nitekim kimi beyannamelerde damda muhtasar ve bu şekilde uygulama bulunmaktadır. Bildirimin kademe beyanı içinde yapılmalı. Böylece düzeltmelerde uygulanan yüklü cezaların önüne geçilmelidir. Kişisel görüşüme göre BA ve BS bildirim formlarının ayrı ayrı değil, ilgili ayağa ait kademe beyannamesiyle birleştirerek verilmesi hem meslek mensubu iş yükünü, kırtasiye almalığını ve yüklü cezalara maruz kalınmasını engelleyecektir. Meslek mensuplarının yardımlaşma ve dayanışma fonu, bu da benim acizane bir önerim. Her ne kadar yasamızda sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu adı altında yer olmamasına rağmen ama zaman zaman özellikle bizler Anadolu'da bunlarla çok karşılaşıyoruz. Bir meslektaşımızın işte Allah rahmet eylesin ani ölümü oluyor. Başına bir felaket geliyor. Bizler Anadolu'da biliyorsunuz hep zor şartlar altında hizmet veren, tahsilatımızı zor tahsil eden bir meslek mensubu. Sıkıntılarımız çok oluyor. Bu konuda bu fon adı altında olmasa da ama ben genel sekreterimle de paylaştım bunu. Suistimal edilebileceği, bir takım yanlışlıklar olabileceği söyleniyor. Ama bir çözüm bulunamaz mı? Böyle bir fikir ortaya atılıp tartışılması bile bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. Takdir gene platform üyesi arkadaşlarımın. Üye sayısı az olan odalarımıza zaten ben şuna inanıyorum. TÜRBOB'un bugüne kadar olan çalışmalarında sıkıntılı olan bütün odalarımıza gerekli desteği verdiğini
gözlemliyoruz zaman zaman. Her türlü destek ve yardımı aldıklarını ben biliyorum. Zordur komandalarımızın. Bu rapor toplantısının mesleğimiz açısından hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek sözlerime son veriyorum. Saygılarımla. Sivas Oda Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çankırı Oda Başkanımız Bey, buyurun. Sayın Genel Sekreterim, firmamızın değerli yönetim kurulu üyesi, misafir oda başkanları ve platformumuzun değerli başkanları, sevgili meslektaşlarım, Çankırı Serbest Vakfı Mali Müşavirleri Odası olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Anadolu Odaları Platform toplantısının gündemde toplanan ilk toplantısındayız. Bence çok olumlu bir toplantı. Ve gündeme sadık kalarak konuşmamı devam ediyorum. Serbest meslekte kademe teklifatı ve meslek mensupları sigortalılığı konulu gündem maddesindeki görüşümüz, kademe teklifatı belge düzeninin tam oturmadığı, kayıp ve kaçağın fazla olduğu sektörlerde belgenin güvence altına alınmasını teminle getirilmiş bir sistem. Serbest meslek kazançlarında da birkaç istisna dışında sağlıklı bir belge düzeninden bahsedilemez. Ücretleri talimleriyle tespit edilen camiamızda asgari hastalar tespiti kolaycılığıyla kademe tahsilatı mümkün olabilirken serbest meslek kazancının diğer aktörlerinde bu imkansızdır. Bu yüzden bu talep camiamızın talebi olarak değil, genel vergi politikaları bazında vergi kaybının önlenmesi, politika ve araçlarının değerlendirildiği platformlarda dinlendirilmelidir. Meslek mensuplarımızın kendi yasasından kaynaklı sebeplerden dolayı 4A kapsamında sigorta olamayışı genç emeklilerine dolayısıyla fazladan prim yatırmalarına sebep olmaktadır. Fakat bu geçiş süresinde en fazla 7 sene sonra bu sıkıntılardan kalkacak. Bayanlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacağı için erken emeklilik için SESAK'a geçme gibi bir talep söz konusu olamayacağından bence yasanın o hükmünün devamı uygundur diye düşünüyorum. Özel SMM sınavlarına giriş hakları biten meslek mensuplarının durumu, Çankırı Ödemir Odamızda özel SMM sınavına girebilecek 42 meslek mensubumuz varken 23 meslek mensubumuz bu hakkını kullanmış, belgelerini almışlardır. Kalan 19 üyemizden ısrarlarımıza rağmen hiçbir talep olmamıştır. Dolayısıyla odamımızın süre uzatımı gibi bir talebi yoktur. Diğer odalarımız üyelerinin bu tür talepleri varsa da Çankırı Odası olarak destekleyeceğimizi belirtiriz. BACB formlarının birleştirerek verilmesi için gerekli girişimlerin yapılması gündem maddesinde ise biz Çankırı SMM Odası olarak BABZ formlarının KDV beyannamesi içerisine alınmasını, KDV beyan döneminde her ayın 27'si olarak ötelenmesini öneriyoruz. Meslek mensuplarının yardımlaşma ve dayanışma fonunun tüm nezdinde oluşturulması, 87 bin kişilik bir ailenin aile fertlerine hastalıklarında iş yapamaz hale düşmelerine sebep olan aciz hallerinde, ölümleri halinde gelinde bıraktıklarına sahip çıkabilmesi, onurlu bir yaşam sürdürmelerine katkı sunabilir bir hale gelmesi hepimizin rüyasıdır. TÜRMOB bünyesinde oluşturulan bu fonun bu amaç doğrultusunda kullanılması için gerekli katkıyı sunmayan Çankırı SMM Odası olarak hazır. Platform bünyesinde yer alan üye sayısı az olan odalarımıza TÜRMOB tarafından maddi ve aynı yardım verilmesi TÜRMOB denetimine gerekli girişimlerin yapılması başlıklı gündem maddesindeki görüşümüzde şu şekildedir. Küçük odalar yönetim kurulu üyeleri ve diğer kurul üyelerinin fedakarlıkları ve özverili çalışmalarıyla faaliyetlerini ancak sürdürebilmektedir. Bu odalarımız üye aidat gelirleri kısıtlı, kurs ve eğitim gelirlerinden yoksun, TÜRMOB payları dışında kayda değer bir gelir bulunmayan yapılar ile yeni kaynaklara ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden iş yerleri için kurumlarca aranılan belgeler arasında meslek mensubu faaliyet belgesinin de yer alması sağlanmalıdır. Odalarımız Milli Eğitim Bakanlığı'nca kabul edilen sertifikalar verebilmeli. Bu yönde kurslar düzenleyebilmelidir. TÜRMOB bu odalarımız lehine katkı pay oranlarını yeniden düzenlemelidir. Toplantımızın
TÜRMOK'umuza, mesleğimize hayırlar getirmesini istiyor, saygılar sunuyoruz. Saygılar başkanım, Cumhuriyet Bey, buyurun. Saygıdeğer TÜRMOK Genel Sekreterim, çok değerli TÜRMOK Yönetim Kurulu üyesi, değerli oda başkanı arkadaşlarım, değerli meslek mensupları, hepinizi ben de Aksaray Mali Müşavirleri Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Toplantının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Ayrıca Kırıkkale Odası'na da ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Tabii Kırıkkale Odası, Kırıkkale Silahlı Merkezi olduğu için daha temkinli konuşmaya çalışacağım. Çünkü silahımız var. Gündeme dönecek olursak şunu söyleyebilirim. Serbest meslekte KDV tevkifatını ben kişisel olarak tasvip etmiyorum. Çünkü biz mükelleflerimizle serbest meslek stopajları konusunda çok itiraflar yaşıyoruz. Çünkü biz paramızı verdik, bir de bu stopaj nereden çıktı gibi. Şimdi KDV tevkifatını da buraya eklersek hem bize ek bir iş yükü olacak hem de itiraflar daha artacak. Bunun yerine KDV oranının %8'e indirilmesi daha mantıklıdır diye düşünüyorum. Serbest meslek mensuplarının sigortaları hakkında TÜRMOK Genel Sekreterimizin beyanlarına katılıyorum. Aynen kanunumuzdaki esasların devam etmesi görüşündeyim. Özel SMM sınavlarıyla ilgili olarak bizim odamızda bir tane üyemiz devam etmekte, bu şekilde süreç devam ediyor. Çalışan üyelerimizin ekseriyeti bu sınavlara girerek mali müşavir oldular. BABS forumlarında forumların birleştirilerek verilmesi uygundur. Diğer arkadaşların da bettiği gibi burada düzeltme, cezasız düzeltme süresinin 10 günden 1 aya çıkarılması daha mantıklı olacaktır kanaatindeyim. Meslek mensuplarının yardımlaşma ve dayanışma fonuyla ilgili olarak bu konunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bundan 10 yıl önce eski başkanımız Masum Bey bunu bir genel kurulda ya da bir toplantıda belirtmişti. Fakat şimdi genel sekreterimiz eski meslek mensuplarının bunu ilgilendirmediğini söylüyor. Böyle bir fon kurulduğunda belki eskiden yeniden herkesten aidat alınabilirdi. Neticede de başına herhangi bir iş gelen veya emekliliği gelen arkadaşlarımıza buradan bir pay verilirdi. Veya emeklilik süresi geldiği halde, yaşları ileri düzeye geldiği halde mesleğe devam etmek zorundalar. Çok meslektaşlarımız var. Bunlara, buralardan bir katkı sağlanarak mesela kendi elemanlarımıza ya da çalışanlara ödenen tazminatlar var ama biz emekli olduğumuzda böyle bir imkanımız da yok. Hiç olmazsa bunlar bir emeklilik fonu tazminatı gibi bir şeyler olurdu. Ama neden düşünülmedi? Bunun tek davranmasını düşünüyorum. Diğer hastalık, ölüm gibi sebepler onlar ayrıca ekstra oralarda da bir dayanağımız, tutanağımız yok. Dayanışma fonunun tekrar gözden geçirilmesi fayda değil. Yine platform bünyesindeki küçük odalarla ilgili bizde 156 üyesi olan, 100 çalışanı olan bir odayız. İmkanlarımız çok kısıtlı. Oda binamız elverişsiz. Birçok odaya yardımda bulunduğunu söyledi. Teşekkür ederiz. Bulunsunlar. Ama küçük odalarında yeniden bu yer konusunda bir ilgilenilmesi gerekmektedir. Bu yönde TÜRMOK'a bir talebimiz olmuştur. Değerlendirileceği kanaatindeyiz. Ben beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlar sunuyorum. Kırıkkale Oda Başkanımız Kürşat Bey. Teşekkür ederim Sayın Sekreter. Sayın TÜRMOK Genel Sekreterim, TÜRMOK Yönetim Kurulu üyelerim, değerli misafir oda başkanları, platformun değerli başkanları ve değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kırıkkale'de yapılan 12. Anadolu Odalar Platformu'nun gündem maddelerine şöyle baktığımda, serbest meslekte KDV tevkifatı ve meslek mensuplarının sigortalılığını görüşülmesinde serbest meslekte KDV tevkifatını ben de düşünmüyorum. Şimdi dediğiniz gibi hem %20 stopaj var. KDV serbest meslek KDV'nin düşürülmesini istiyoruz. %8'e indirilmesini istiyoruz. Bir de bunun yanına tevkifatı koyarsak zaten ülkelerle yıl sonlarında toplu makus kestiğimizde ve normal %20 stopajdan dolayı sıkıntı yaşarken bir de
Tevkifat'tan da her ay beyanı, kestiğimiz dönemlerde Tevkifat KDV'sinin ikinci oranı KDV'de beyanının dolayı bayağı sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Tevkifat yerine KDV oranının düşürülmesi kanaatindeyim. Özel seneme sınavlarına giriş hakkında bizim odamızda öyle bir sorun yok. Yani öyle bir sıkıntımız yok ama ben duyduğum, bazı odalardan duyduğum şeyler var. Bize 49'da 48'de kalan arkadaşlarımız varmış. Tekrar yani sınav hakkı olamıyormuş. Bu tür olan kişilere belki tek bir sınav hakkı daha verilebilir. Bunu tüm okulda konuşulur, bu tüm okulda konuşulur, değerlendirilir. Yani tek bir sınav hakkı bu tür pozisyonda olanlara verilmesi kanaatimce uygun olur. BABS formlarında ise BABS formları dediğimiz gibi KDV beyannamesini birleştirerek tek bir beyanname haline getirilmelidir. Eylül ayından itibaren maliyenin yeni uygulamasıyla da BABS kontrolünde kontrol modülü eklenmiştir. Bundan sonraki dönemlerde naylon fatura veya kapanan işletmelerin BABS şeylerini gönderdiğimizde sistem otomatik tarayıp onu kontrol edecektir. Buna rağmen her ay mükelleflerin KDV verdiği beyannamelerini hazırlamaktayız. Akabinde bu BABS formlarını KDV beyannamesiyle birleştirirsek hem cezadan kurtuluruz, yani birleştirebilirsek hem cezadan kurtuluruz hem de unutmadan eksikliklerden kurtulmuş oluruz kanaatindeyim. Platform bünyesinde yer alan üye sayısı az olan odalara yardım konusunda zaten bu mesela en çok bizi de ilgilendiren konu. 170 tane üyemiz var. Aldığımız aidatlara bakıyorum. Aidatlarla personel giderlerini karşılayamıyoruz. Yeni Türk projeleri çoğu zaman yani harcamalarını cebinden yapıyor. Yani toplantılara, eğitim seminerine gerekirse cebinden gidiyor. Evet, TÜRMOK bize 3 aydan 3 aya Desmer'den olsun yani katlı payı gönderiyor ama bunlar yeterli olmadığı kanaatindeyim. Yani biz arsa alıp büyük bir bina yapmak veyahut da şey niyetinde değiliz. Yani şimdi büyük bina yapmanın da kendine göre bir maliyetleri var. Büyük bina yaparsınız ve bunun elektriği var, suyu var, bakıcısı var, bilmem güvenliği var. Ama odaların da ayakta kalabilmesi için TÜRMOB'unda bunu göz ardı etmemesi. Yani küçük odalara da böyle üye sayısı küçük olan odalarda maddi yardımlarında bulunması kanaatindeyim. Platformumuzun mesleğimize ve mesleğimize hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Türk Karayolu Başkanı'na teşekkür ediyorum. Başkanı olarak sunuyorum. Sayın TÜRMOB Genel Sekreteri, Sayın TÜRMOB Yönetim Kurulu Üye, çok değerli oda başkanlarım, değerli meslektaşlarım, şahsım ve kurullarım adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle aramızdan ayrılan Şuayb abiyi ve Haksız Rekabet Kurulu Başkanımız Necat Çakan Üstad'ı rahmetle anıyorum. Gündem konularına başlarken ben sizleri biraz daha değişik düşünmeye davet ediyorum arkadaşlar. Bizim amacımız ne? Meslektaşlarımızın fayda sağlayabileceği, kendilerine kazanç, itibar sağlayabileceği konularda buralarda fikir üretmek ve bu fikirlerin de TÜRMOB tarafından ve kamu tarafından, siyasiler tarafından kabul edilmesi. Yani bazı şeyleri biz istiyoruz, tamam gönlümüze hoş geliyor ama karşı tarafında da yapılabilir olmasına bakmamız lazım. Bu konuda ben ilk evvela sigortalılık, 4A'lı çalışma konusunda bağımlı çalışmayı iyi irdelememiz gerektiğini düşünüyorum. Benim şahsi ve Ankara Odası olarak görüşümüz bağımlı çalışmadaki kasıt mali müşavir olarak bağımlı çalışma değil arkadaşlar. Biz oradaki çekincelerin tamamına katılıyoruz. Bağımlı çalışan arkadaşların büro açma engellenmesi veya bürosu olan kişinin bağımlı olarak mali müşavir olarak çalışmasını biz de kabul etmiyoruz. Ancak burada şöyle bir fırsat var diye düşünüyorum ben. Bağımsız çalışan büro sahibi arkadaşlar bağımlı olarak mali müşavirliğin dışında danışmanlık veya diğer bir sektörde hizmet verdiği zaman hiçbir sıkıntı olmadığı kanaatindeyim ben. Bu üstelik TÜRMOB'daki yönetmeliklerimizle yapılacak bir düzenlemeyle de aşılabileceğine inanıyorum. Bu konunun bir çalışılmasını TÜRMOB'dan talep edilmesini rica ediyorum. Yani bizim mali müşavir olarak bağımlı çalışmamız asla kabul etmiyoruz. Gerçekten doğru ileride bağımlı çalışan herkesin büro açmasına fırsat tanıyacak bir sistem. Ama mali müşavirliğin dışında
danışmanlık olabilir veya yeni üniversite arkadaşlarımız var, iş yetmiyor, adam gidiyor bir yerde başka bir iş de yapabilir. Bu tür kapının açılarak 4A'lı sigortalının ne çözülebileceğine inanıyorum. Bunun dışında katma değer vergisi tevkifatı konusunda arkadaşlar, ben kamunun ve siyasi tarafın düşüncesinde KDV'de %8 olayın asla olmayacağını çok iyi biliyorum. Çünkü ben bu konuyu çok görüştüm, çok tartıştım. Yani biz %8'i aklımızdan silelim. %18'de kesinlikle indirim olmaz. Ama tevkifat konusunun da muhakkak gelmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bizim mesleğimiz açısından menfaatli bir husus. KDV tevkifatı gelmediği zaman, demin başkanım söyledi, dedi ki yıl sonunda makbuzu kesiyorum. En bir konu diye düşünüyorum. Çünkü yarın bir gün bu konu oluşturduğunuz zaman kime kullandırdığınız, kim kullandığı bir sürü şahibesi olacaktır. Fakat TÜRMOK öncülüğünde bankalarla görüşerek uygun krediler üyelerimize sağlanabilirse, biz o Ankara Odası olarak tüm görüşmeler yapıyoruz ama ben şimdi 15 bin kişi adına konuşuyorum stajyerlerimle, üyelerim adına. Ama olsa ki TÜRMOK 85 bin kişi, stajyerlerimizle 100 bin kişi adına görüşme yapıldığı zaman çok daha makul indirimli fiyatlarla kredi sağlanabileceği ve arkadaşlarımız da ihtiyacının karşılanacağını düşünüyorum. Arkadaşlar, TÜRMOK desteği konusunda da gerçekten TÜRMOK bizim en üst kurulumuz, en üst bağlı olduğumuz organ. Demek ki her odaya sahip çıkması gerekiyor. Ama bu sahip çıkma sisteminin belirli bir kurala, belirli bir yazıya, belirli bir yönetmeliğe dayandırılması lazım arkadaşlar. Şimdi ben başkanla diyaloğum iyi, benim sekreterimle diyaloğum iyi, gidip ondan diyalog kurarak odama menfaat sağlıyorsam bu yanlış bir sistem. Hem insanları töhmet altında bırakıyor, hem de arkadaşlarımızın yıpranmasına sebep oluyor. Ben diyorum ki, yapılacak sistem, eğer ki odaların sistematik olarak bütçesi belirlenir, aylık gideri nedir? Buna göre TÜRMOK otomatik olarak bu katkıyı vermek zorundadır. Asgari rakamlar belirlenir. Azami yapacağı rakamları da yönetim kurulu kararıyla veya genel başkanlar kurulu toplantısında alınacak kararlarla yapılması lazım. Çünkü şu an Sayın Genel Sekreterimiz söylediği gibi 30 milyon civarında bir para odaların sırtında ve alınmasının da imkansız olduğunu ben biliyorum. Çünkü bazı oda binalarına bakın arkadaşlar, ihtiyaçlarının 10 katı büyüklüğünde oda yapılmış. Yani böyle şeyler yapılmasaydı şu an ihtiyacı olan odalara kaynak sağlanabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar, benim bir önerim de bağımlı çalışan meslektaşlarımızla ilgili. Biz bu konuda TÜRMOB'a bir dilekçe vermiştik. Bunun da takip edilmesini rica ediyorum. Bağımlı çalışan meslektaşlarımıza asgari ücret tariflisinin yayınlanması konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu'yla anlaşma yapılması gerekiyor arkadaşlar. Biz Sosyal Güvenlik Kurumu'yla gerekli görüşmeleri yaptık. Fakat bu anlaşmanın TÜRMOB aracılığıyla yapıldığı zaman yürürlüğe girebileceğini söylediler. Mimarlar Odası'nda, Mühendisler Odası'nda bunun emsalleri var. Çünkü şu an bağımlı çalışan arkadaşlarımız ücret konusunda büyük sıkıntılar yaşıyorlar. 1000 liradan tutun 5000 liraya kadar ücretler var arkadaşlar. Burada en az bir asgari ücret tarifesinin yayınlanması ve sigortanın da bunun altında yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Diğer bir hususta arkadaşlar, biz Ankara Odası olarak yönetime geldikten sonra sanayi odaları, ticaret odaları, bakkallar odaları, tuhafiyeci odaları, bütün odalarla diyalog kurdu. Şimdi en son Sayın Sekreterimizin söylediği gibi elektronik fatura ile ilgili Sanayi Oda Başkanı'na hem yazılı hem telefonda bilgimizi verdik. Ticaret Odası Başkanı'na keza öyle, kendileri de haber yaptılar ve müsteşarımız Naci Ağbal Bey'e Sanayi Odası Başkanımız durumu birebir de iletti. Ama bakanlığın kesin tavrı vardı zannedersem uzatma ile ilgili. Biz dedik daha bu tam anlatılamadı olay. Çünkü elektronik fatura gerçekten yeni bir konu. Çok iyi anlatılması, ileride hatalara sebep verilmemesi, iyi çalışılması gerekiyordu. Bakanlık burada tavrını biraz daha sert koydu. Ama Sayın Sekreterimiz söylediği gibi ileride sıkıntıyı bizler yaşayacağız. Çok iyi çalışmamız lazım. Eğer bir tane firma geçiyorsa yarın bütün kesildiği faturaların en az %10'u kadar ceza yiyecek konuma geleceğiz. Bu konuya da dikkat edilmesini özellikle belirtiyor. Platformun çalışmalarının hayırlara vesile olmasını dileyerek saygılar sunuyorum. TÜRMOB Genel Sekreterim, TÜRMOB Yönetim Kurulu'yum, çok değerli Çorum, Adana, Amasya'da başkanım, platformumuzun çok değerli başkanları ve çok değerli oda yöneticilerim, hepinizi Konya Vali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgilerle selamlıyorum. Tabii gündemli bir toplantı yaptığımız için gündem dışına fazla çıkamıyoruz. Gündemle ilgili de Yücel Bey diye oda başkan arkadaşlarımız tamamen bir noktada birleştiler.
Ben de büroculuk yapanların kesinlikle sportal olamayacağı yönünde görüşe hakimim. Çünkü hem büro çalışır hem sportal olduğu zaman kesinlikle haksız rekabet orada başlıyor. Bunun kesinlikle müsaade edilmemesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda TÜRMOK tarafından bu tespitler yapılıp odalarımıza bildirim yapıldı. Bugüne kadar da geçen o günden itibaren de TÜRMOK'tan öyle bir yazı gelmedi. Biz bilemiyoruz kimin skortolu, kimin bağımlı olduğunu. Eğer tekrar öyle bir tespit yapılıp da odalarımıza böyle bir bilgi gelirse odalarımızın eli güçlü hale gelmiş olur. Diğer bir taraftan KDV tevkikatıyla ilgili ben kesinlikle destekliyorum. KDV tevkikatı olması gerekiyor ama en az 1000 liranın üstündeki rakamlar bazında değerlendirilmesi lazım diye düşünüyorum. Böyle bir hem bu sorun da çözülmüş olur diye düşünüyorum. Özel SMM'yle ile ilgili olarak da biraz önce genel sekreterim açıktı. Gerçekten 17.000'de 115 kişi. %1 bile değil. Bunun da diğer taraftan bu hak verilirse öbür tarafta da yeminli mali müşavirlere hak verilip yeminli mali müşavirler daha da fazla itibar kazanacağı gözüküyor. Evet, diğer bu konuda meslektaşlarımıza bir yardım sandığıyla ilgili Yücel Bey gerçekten konuyu açıkladı. Bunun üzerinde fazla durmamıza gerek yok. Ben de şunu söylemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, yeminli mali müşavir üstadlarımızdan bürolarımıza çok sık karşıt geliyor. Büromuzda gerçekten bir tane eleman istihdam etmek zorunda kalır. Sırf karşıtlar için. Bunun mutlaka bir bedele dayanması gerekiyor. Bunun bizim Anadolu Odalar Platform kanalıyla TÜRMOK'umuza iletip bunu bir deklarasyon haline getirip mutlaka yeminli mali müşavir karşıtlarından belli bir rakam ücret almamız gerekiyor. Gelse gelsin büromuza baksın karşıtlara. Bir bedel ödesin. Meslektaşlarımız da bundan para kazansın diye düşünüyorum. Ben Kırıklar Oda Başkanı'na böyle bir ortamda üzere buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Rahmetli olan değerli kardeşim Şuayb'e Allah'tan rahmet diliyorum. Necat Çakan üstadımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bir Oda Başkanı'na tekrarlamaya gerek görmediğim için bir ABS'nin birleştirilmesi aynı dönem. Benim gündem dışı olarak 4. dönem geçici vergi beyannamelerini daha önce de görüştük. Bunun kaldırılması. Bunun kaldırılması. Serbest meslek HDV oranının Ankara Başkanı'nın söylediği gibi çekilmez dedi. Türkiye'de bir kösenin sakalı çıkmaz olmaz diye bir şey olmaz. Ağlamayan adam eme verilmez. Biz isteyelim. Verirlerse versinler. Vermezlerse Allah işlerini rast getirsin. Yücel Bey'in söylediği gibi de yıpranma olayı çok güzel. TÜRMOK'ta böyle bir çalışma başlatmış ve anlattığı çalışmalarda çok hoşuma gitti. Allah razı olsun TÜRMOK yöneticilerimizden. SMM'den SMM'ye geçişte bizde herhangi bir sorun yok. Yalnız gene bazı arkadaşlar tevkifat üzerinde yapılsın deniyor. Ben de diğer arkadaşlar, çok arkadaşım gibi yapılmasına karşıyım. Çünkü stopaj sıkıntısı varken arkadaşların dediği gibi bir de KDV mahsup üstüne binerse hem tahsilat yapamıyor diyorsun. Bir de adama onu yüklersen işin içinde hiç çıkamayız. Benim görüşüm de bu arkadaşlar. Ayrıca bizi misafir eden Yozgat Oda Başkanımıza, şahsına ve yönetimine çok teşekkür eder. 12. Anadolu Odaları Platformu'nun camiamızda hayırlı olmasını temenni ederim. Sayın Genel Sekreterim, TÜRMOK Yönetim Kurulu üyesi, değerli konuk oda başkanlarım, platformun değerli başkanları ve sevgili meslek mensubu arkadaşlarım, hepinizi şahsın ve meslektaşlarımlar adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben de sözlerime oruç gibi bu
Mısır ve Suriye'deki olayları gerçekten endişeyle takip ettiğimizi, kardeş kanının dökülmemesi gerektiğini düşüncesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Kısacası savaşa hayır diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Genel anlamda arkadaşlarımızın tamamı gündem üzerinde sanki fikir birliği etmiş gibi konuştular. Biz de serbest meslekte katma değer vergisi tevkiyatına sıcak bakmıyoruz. Açıkçası biz bu konuyu TESMER, yönetim kurulu ve kurullardaki arkadaşlarımız HLBK ile falan böyle 27 kişilik bir komisyon kurduk. Onlarla beraber inceledik. Onların ortak kararı görüşleridir bu söyleyeceklerim. Zaten yani şimdi ne diyeceğiz? Gerekçesini arkadaşlarımız burada söyledi. Biz de vergi kaçırıyoruz herhalde. Bizimkini de garantinin altına alınmayacağız yani. Bu şeyin KDV tevkiyatının özüne aykırı bir şey. Kaldı ki az önce İsmail galiba söylemişti. 1000 TL rakamını telaffuz etti. Zaten daire tevkiyatta da belirli sınırlamalar var yani. Şimdi soruyorum size burada. Kaçımızın 1000 TL ve üzerinde aldığı aylık muhasebe ücretiyle iş yaptığımız iş var? Bu da her biri o için sınırlı açıkçası. Açıkçası biz de doğru bulmuyoruz. Kaldı ki yine müşterilerimizin ze ek bir yük gelecek. Her ay 26-25'lik bir yük geliyor ek bir yandan dolayı. Yani şu anda eskisi gibi değil arkadaşlar. Enflasyonla mücadele dönemi başladığından beri şimdi güneş çarığı çarık ayağa sıkmaya başladı. Piyasa her geçen gün daralmaktadır. Daraldıkça da müşterilerimiz defter tasdiklerinden tutun da en ufak vergiye kadar bu ne, bu ne diye sorgulamaya başladı. Eskişehir'de şahsen benim büromda bu böyle. Bunu Türkiye'nin her tarafında da bu işin böyle olduğunu düşünüyorum. Ek yük getirmeye, özel imtiyaz istemeye de hakkımız yok diye düşünüyorum ben açıkçası. Yine meslek mensuplarının sigortaları ile ilgili Yücel Bey kısa ve net söyledi. Bu bürocunun bitmesi demektir. Yani aynen katılıyorum. Zaten şu anda bir sürü sıkıntılarımız var. Meslekte olmayan kişilerin bu işleri yapmak için çeşitli yollara tevessül ettiğini biliyoruz. Yani bilmem ne fabrikasında çalışan adamın da çıkıp da aynı şekilde bu ruhsatını biçimsiz bir şekilde kullandırmayıncanın garantisi var mı? Gerçi Mehmet Başkan onu başka şekilde danışmanlıkla olarak izah etti ya. Açıkçası benim aklım yatmadı ama tabii oturur tartışılır bir şey ama mesleği ben biz de o yönümüze pek sıcak bakmıyoruz. Yine özel sememe sınav hakları ile ilgili Yücel Bey rakamları ortaya koydu. Yani şöyle bir eğri oturalım doğru düşünelim arkadaşlar. Bunun çıkışı nasıldı? Nasıl oldu? Uygulama ne oldu? Yani buradaki oda başkanlarının çoğu geçmiş dönemde de başkandı. Bir önemli bir kısmı da yöneticiydi. Özel mal müşavirlik sınavlarında oda olarak ne gerekiyorsa yapmadık mı bu arkadaşlar? Bu arkadaşlar Ankara'ya gideceklerdi. Sadece 50'lik kağıt vereceklerdi. O hale getirmediniz mi? Eğer oturalım doğru konuşalım. Bunu da beceremiyorsa sayılar da ortada. Bana göre bunun için özellikle Yücel Bey'in orada söylediği bir şey var. İki torba yasasında yeminlerin müracaatı var. Bakın TÜRMOB'un engellediği. Bunları göz ardı etmeyelim. Özel mali, yeminliler kendilerine özel sınav yapmaya çalışıyorlar. TÜRMOB bunu engellemeye çalışıyor. İki torba yasada da bu engellendi. Şimdi biz böyle bir şeyle gittiğimiz zaman adamların kendi önlerine bir yol açmış olacağız. Bana kalırsa bu tür şeylerden kaçınalım. Kaldı ki mali müşavir olduğu da arkadaşlarımız başları göğe mi yerdi? Soruyorum size. Ne oldu? He? Ya onlara girmiyorum ben. Adam başkan. Onları şey etmiyorum. Artı onları geride geldi. Yani BABS formlarında açıkçası olabilir. Olmayacak bir şey değil ama bir teknik mesele. Tabii burada ben şeye katılmıyorum. Yani katılmıyorum derken böyle kesin hükümde olmayayım da yani katma değer vergisi beyanlamasıyla falan birleştirilmesi biraz teknik olarak bizim zaman tekniğimiz mümkün değil, gelmiyor başkanım şu anında. Zaten zamandan sıkıntımız var diyoruz. İş yetiştiremiyoruz diyoruz. Bir de nalet olası bu BABS'den bir halt yedik biz.
karşı kontrolları çıkardık. Bunu yaratan biziz bakın. Karşı kontrolü çıkardık. Bunu Ankara'ya diyoruz ama kendi bürolarımızda bu işleri biz yarattık. Efendim çok hatalı şeyler çıkıyor, ceza çıkıyor. Tamam da arkadaşlar, bize getirilen evrakları biz işlemekle bildirmekte sorumlu değil miyiz? Biz bunların yolunu arayalım. Bak, müşterimiz bize evrak getirmediyse, bildirmediyse bunu meslek resminin bilmesi, bildirmesi mümkün mü? Biz bunları ben yani süre olarak birleştim o anlamda söylüyorum, yanlış anlamayın. Çünkü ikisinin aynı zamanda zaman olarak meslek mensuplarını daha bir zora sokacağı görüşü bende hakim ama tartışılır, değerlendirilir. Yine meslek mensuplarının yardımlaşma sandığıyla ilgili konuda da yani şimdi burada aslında arkadaşlar gerektiği görüşleri de söyledi. Yani bu enine boyuna tartışılmalı. Kendilerimiz lokal olarak bu işleri halletmek zorundayız. Burada esas sorun şu, bana kalırsa, daha önceki toplantılarda da gündeme getirdik arkadaşlar. Bizim bir mücbir sebebimiz yok. Bakın meslek mensubu öldüğü zaman daha adama başsağlığı demeden bürosundaki elemana veya yanındaki komşusuna şunu söylüyoruz. Serbest meslek mensubu kesmeyin, ne olursun şifresini kullandırmayın. Yani bunları çözmemiz gerekiyor. Yani bu işlere bir çözüm bulunması gerekiyor. Eczacılarda falan bununla ilgili bazı uygulama var ama tam net detaylı bilmediğim için konuşmak istemiyorum. Yanlış bilgilendirmek istemiyorum ama bu işi bir çözmemiz lazım bizim özellikle. Yani bunlar üzerinde bir kafa yoralım derim. Platform üyeleriyle ilgili üyesinde yani odalara yardımla ilgili de yani onunla Yücel Bey açıklayıcı bilgiler verdi ama tabii ben burada şunu söylüyorum. Açık ve net. TÜRMOM'un hakkını teslim ederim arkadaşlar. İstanbul Odası'nın, İzmir Odası'nın, Ankara Odası'nın hakkını teslim ederim. Arkadaşlar kendi stajyerleri karşı alacakları dosya bedellerini bizlerle paylaşıyorlar. Bu yeterlidir, değildir bilemem. Onu yine TÜRMOM da burada değerlendiririz. Şey yaparım. Yani siz ne olurdu? Ben yani şu anda Konya'da bizim de dosyadan gidiyor diyor. Doğrudur. Bir şey demiyorum. Yani ama TÜRMOM'a haksızlık etmeyelim burada. Ben onu söylemek istiyorum. Bir de ben sık sık söylüyorum ama yani üzerimizde iş olmayan şeyleri de dile getiriyoruz. Yücel Bey'in orada söylediği bir şey var. E-Fatura ve defterle ilgili. Ona katılıyorum. Acilen döndüğümüzde odalarımızda üyelerimizi bilgilendirmeliyiz diyorum. Çünkü biz o konuda gereğini yaptık. E-Fatura ve defterle ilgili bir eğitim yaptık. 300'e yakın katılım oldu. Orada da ben aynen söyledim. Kürsüde de şunu söylemedim açıkçası. Süre uzatımından bahsetmiyorum ben arkadaşlar dedim. Bahsinin önünde bahsettim. Böyle bir talebimiz de yok. Sistemde bazı revizyon yapılması gerekiyor. Değişiklik yapılması gereken yerler var. İşte 10 milyon cirosu olanın Migros'tan aldığı bir maldan dolayı. Bunun bir kriterlerinin yeniden gözden geçirilmesi lazım. Bununla ilgili hazırladığımız bir eski yerlerde sonra rapor vardı. Çeşitli kaynaklardan derledik. Onu da çevremizdeki illerle paylaştık ve ben bizde ticaret ve sanayi odaları ayrı ayrı. Onların başkanlarına da gönderdim. Hatta ticaret odası başkanı da TOB'un yönetim kurulunda. Adamlara taleplerimizi belirttik. Bu yasayla ilgili ve yani adamların derdi şu. Sadece süre uzatımı için çabalıyor adamlar. Yoksa onun içindeki özünden bir haberler ve değişiklik yapmasından da hiç bilgiler yok. Bilmiyorum. Bizim gönderdiğimiz raporu okudum okumadıklar. Bilmiyorum. Hatta biz o raporu gönderdiğimizde TOB'da toplantı halindeydi. Biz de başkana mail olarak ilan attık. Bununla ben fazla zamanınızı almak istemiyorum. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle Kırıkkale Odası'na güzel ev sahipliğinden dolayı başkana ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza ve Kırıkkale meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar. Sayın TÜRMOK Genel Sekreterim, değerli TÜRMOK Yönetim Kurulu üyem, misafir odalarımızın değerli başkanları,
platform üyesi odalarımızın başkanları, değerli yöneticileri, değerli meslektaşlarım, ben de Kırşehir Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve şahsım adına hepinize saygılar sunuyorum. Tabii konuşmada sonlara kaldığım için tekrarlardan kaçınmak adına tespit ettiğim noktalarda ben de görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Öncelikle KDV'deki tevkifat konusunda biz de özellikle KDV oranının daha düşük bir oran olması konusu üzerinde durulmasının ilk etapta daha yararlı olacağı kanısındayım. Tevkifatla ilgili uygulamanın şu anda diğer konuşmacıların bir kısmında belirttiği gibi bazı sıkıntılar olacağını ben de düşünüyorum. Bunun dışında gündemimizde özel SMM sınavları ile ilgili bizim ilimizde de bu, gerçi Yücel Bey bu konuda bizi bilgilendirdi. 115 gibi çok düşük bir sayı ama bir meslektaş, bir üyemiz de bizim bu durumda. Bu üyemiz açıkçası az nüfuslu küçük bir kentte yaşadığımız için bu konuyu kendisine açıkçası takıntı yapmakta. Tabii ki bununla ilgili alınacak bir çözümün başka tür bizim arzu etmediğimiz tavizlerin de verilmesine yol açmasını biz istemeyiz. Bahsedildi bu özel YMM sınavı gibi. Ancak birkaç ilimizde daha var diyebiliyorum. Yozgat ilimizde var. Sivas'ta bahsedildi. Bu üyemiz dediğim gibi bu konuyla ilgili ciddi anlamda bizlere sıkıntısını iletmekte. Buna dönük bir çözümün dediğim gibi başka tür bir sıkıntı oluşturmayacak şekilde çözüme kavuşturulmasının biz yararlı olacağını düşünmekteyiz. BABS forumlarının birleştirilerek verilmesi konusunda uygundur diye düşünüyoruz biz. Pratikte daha uygun bir çözümdür. Yardımlaşma fonu konusunda bu fonun kaynaklarının üyelerimizin çıkarları doğrultusunda kullanımının daha geniş bir platformda tartışılarak değerlendirilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum. Ben fonla ilgili konularda hemen hemen platformun her toplantısında dile getirenlerden biriyim. Bununla ilgili de uygun bir çözüm bulunmasının doğru olacağı kanısındayım. Az üyeli odaların TÜRMOK'tan kaynak sağlaması konusunda biz de bu az üyeli odalardan biri olduğumuz için benzer sıkıntıları biz de yaşıyoruz. Az üyeli diğer oda başkanlarımızın dile getirdiği gibi mevcut aidatlarla odalarımızın cari giderlerini dahi karşılamakta hakikaten sıkıntı yaşamaktayız. TÜRMOK'un da Yücel Bey bu konuda açıklamada bulundu bir havuz sisteminden, ancak tabii ki havuz sisteminden gelen kaynaklar odalarımıza bir katkı sağlamakta. Biz bunu inkar etmiyoruz, ancak buna rağmen az üyeli odalarımızın sıkıntılarının ben devam ettiği kanısındayım. Biz bunu bizzat yaşıyoruz. Meslek mensuplarının dörtalı sigortalılığı konusunda da bu konuda atılacak adımın mesleğin bağımsızlığını zedelemeyecek bir adım olması gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki dörtalının sigortalılık gerek emeklilik hakları açısından daha erken emekli olabilme, gerekse bağlanan maaşlar açısından bağ kurulara göre daha cazip, ancak dediğim gibi sırf bu avantajları var diye mesleğin bağımsızlığını da göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Bu arada Kırıkkale odamıza da bize gösterdikleri misafirperverlik ve sıcak ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Platform toplantısının mesleğin sorunlarına çözüm üretme konusunda katkı sunması dileğiyle hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Çok değerli TÜRMOK Genel Sekreterim, TÜRMOK Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz ve platforma katılan değerli başkanlar, sevgili meslektaşlarım, hepinizi Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak selamlıyorum. Bu arada Kırıkkale Odası'nın misafirliği için de tüm başkan ve kurul üyelerini, meslektaşları buradan teşekkür ediyorum. Ben hemen konuya girmek istiyorum. Ben de 130 üyesi olan, burada tabir edilen küçük oda demiyorum, üye sayısı az olan odalardan biriyim. Ancak TÜRMOK'un gerçekten havuzdan yapmış olduğu yardımlardan dolayı da TÜRMOK'a müteşekkiriz. Ki bunu o dönemde kim akıl ettiyse ve kim imza attıysa da onlara gerçekten teşekkür ediyorum. Herkes ayağını yorganına göre uzatmak zorunda. Ben geliriyle giderini denk bütçe yapan bir odayım. Kesinlikle de bu ilave bir yardıma da katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü zaten gerekli olarak
yapılan yardım, o havuzdan gelen yardım için Allah razı olsun diyoruz. Eğer ki sizler gelir ve gideriniz dengenizi, bütçenizi Türkiye bütçesi gibi yapmaya kalkarsanız tabii ki bu şekilde sürekli borç olarak istemek zorunda kalırız. Ben üye sayısı az olan oda olarak bu görüşe katılmıyorum. Bunun aynen böyle devam etmesini, hatta bir şey isterken havuzdan da olmamayı değiliyorum. Çünkü bahsettiğimiz aidatlarla gerçekten odayı götürebilmek çok zor. Eğer bu havuzdan gelen gelirler olmasa bu söylediklerinize tamamen katılırım. Ama havuzdan gelen gelirle de bütçemizi denk yapabilme imkanımız var. Bizler mali müşaviriz. Gerekirse de gelir kaynaklarımızı arttırmamız gerekiyorsa da bunları da yapmamız lazım. Yani bu açıdan TÜRMOB'a çok fazla da yüklenmeyelim. Bu konuda herkes kendi hesabını iyi yapsın. Ne dedik? Türkiye bütçesi dedik. Sürekli satıyoruz, borçlanıyoruz. Bu şekilde de bir yönetim anlayışına da kesinlikle karşıyım. Ben bu arada yeniden TÜRMOB'a bu havuz yardımından dolayı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, SM'ye dedik. Serbest muhasebeci sınav SM'den SMM'ye geçişler için 115 kişi kalmış. Bence bu arkadaşların hiç uğraşmasına gerek yok. SM'de bir tarihtir. Bunlar da biz görmek anlamında, hatırlama anlamında da çok önemli olacağını düşünüyorum. Serbest muhasebeci olarak da bu faaliyetlerine devam etsinler ki türlerini son örnekler olarak kalmış olsunlar. Çünkü o kadar sınav yapıldı. Bu kişiler gidip de bunu almadıysa veya gelin verelim dediler, onlar gitmedi demek ki. Ben böyle anlıyorum çünkü biz Bilecik'te gerçekten yaklaşık 40 kişi falandı. Daha ilk sınavlarda başarı oranı %80'lerde olarak yüksek bir oranla ve ikinci ve üçüncü sınavlarda da çoğu arkadaşımızın 70-80 yaşlarında meslektaşlarımızın dahi SMM olduğu bir sınavda zor okuduğu, gördüğü halde geçtiğini biliyorum. O açıdan bu arkadaşlarımız çok fazla dert etmesinler. Çünkü özel YMM sınavı geliyor. Bununla ilgili de TÜRMOB'un gerçek uğraşlarını da görüyoruz. Gerçekten eğer yapabiliyorsak tüm odalar olarak bu özel YMM sınavları ile ilgili odalar olarak üzerimize düşen neyse TÜRMOB nezdinde tabii ki bu. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü haksız bir uygulama. YMM sınavlarına giren arkadaşlarımız var. Hakikaten YMM sınavları tam bir çile. O 10 tane dersin veya kursuna giden arkadaşlarımız varsa çok daha iyi görecektir. Bu çileyi çeken arkadaşlarımız varken bu sınavı bu şekilde uğraş vererek almaya çalışan arkadaşlarımıza da ben çok büyük haksızlık olacağını düşünüyorum. Özellikle özel YMM sınavlarının iptal edilmesi konusunda da yapmış olduğu uğraşlardan dolayı da TÜRMOB'a teşekkür ediyorum. Bir diğer konu SSK'ların 4 ağlı dedik. Evet, 4 ağlı olmak, işte erken emekli olmak, 3 yıl 5 yıl önce emekli olmak herkesin mutlaka bir hayali olabilir ama bunun yerine bu olayın, bu sistemin değiştirilmeden kesinlikle böyle bir şekilde karşısına SGK'ya gidilmemeli. Bunun yerine yıpranma indirimi, itibari hizmet bizlerin daha da onur eder. Bu çok önemlidir. Bence bunun üzerinde durulması ve bununla ilgili müracaatları da yaparken özellikle birlik ve beraberliğimiz için her türlü talebin TÜRMOB tarafından yapılmasına da dikkat etmemiz gerekir. Sonra da yapılan taleplerin karşısında da TÜRMOB tarafından yapılması gerektiği gibi bir cevapla da karşılaşmamalıyız. Buna çok dikkat etmeliyiz. Her şeyin bir silsilesi vardır. Biz buna çok dikkat eden bir oda olarak bunu böyle görüyorum, böyle düşünüyorum. Bunlara dikkat edelim. Ama özellikle sosyal yardımlaşma fonunda da 15 milyon 300 bin lira gibi bir paranın biriktiği ve bu paranın nasıl kullanılacağı konusunda bir afetle ilgilendirilmesi birazcık tabii ki güzeldir. Güzel bir şey. Afet olduğu zaman olmamasını temenni ediyoruz ama olduğu zaman kullanılabilir ama bazen görüyoruz ki hükümet programlarında bazı fonlara gözler dikilebiliyor. Bu fonlara da yani elimizden kaptırmama anlamında da belki bir yasal değişiklik veya bu fonun kullanımıyla ilgili bir değişiklik olabiliyorsa da buna dikkat etmek lazım. Arkadaşlarımızın da ölen veya bu şekilde mağdur olan arkadaşlarımızla ilgili olarak da mutlaka bir özel sigorta anlamında aidatlarına, maddi aidatlarına ek yapılarak da olabilir. Bu şekilde bir uygulama belki ileride mesleği bıraktığında kendilerine toplu bir ödeme anlamında da önem kazanacağını düşünüyorum. Bizim özellikle KDV tevkifatı dediğimiz veya işte KDV oranlarının düşürülmesi
Evet, ben buna da karşıyım. KDV tevkifatı da olmamalı. KDV oranının düşürülmesiyle ilgili Maliye Bakanlığı'na da müracaat edilmemeli. Neden? Çünkü düşünün, bu sefer avukatlar da bu konuyla ilgili olarak veya diğer meslek, serbest meslekler de bu konuyla ilgili olarak KDV'lerin düşürülmesiyle ilgili bir konu ortaya çıkacaktır. Çünkü bu konuda baktığınız zaman bunun olma imkanı, yani bir şey istenirken de hakikaten biraz daha böyle makul bir şey istemek lazım. Buna da bazı isteklerimizi yaparken de dikkat etmemizde fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz hakikaten serbest meslek stopajını anlatmakta bile güçlük çekiyoruz. Evet, KDV aylık hizmet olması ve beyan edilme usulü gelirin tahsil esasına bağlı olması konularında da yapılan incelemelerde bununla ilgili bir eksiğimiz oldu da, olduğunda da vergi müfettişlerinin özellikle Aralık ayına ilave ederek bu konuyu hallettiklerini %90'ı görmekteyiz. Ama tabii ki çok ince sık dokuyan eriyen vergi müfettişleri de bunu aylık aylara da yayabilmekte. Buna biz özellikle örnek olmak ve bu yönde de gereğini yapmak konusunda da hassas davranmak zorundayız. Tabii ki BABS gibi bir formun birleştirilmesidir veya işte KDV'nin ekinde verilmesi şeklinde en azından cezalarla ilgili karşı karşıya kalma anlamında ben önemli olduğunu düşünüyorum. Burada ben bir söz olarak da Luca'dan bahsetmek istiyorum. Onun için de aynı şeyi söylemek lazım. Hakikaten Luca bize en çok bizim işimizi kolaylaştıran ve şu yoğun tempo içerisindeki işlerimizin yetiştirilmesi anlamında banka entegrasyonundan tutun muhasebeleştirme anlamında da bizlere çok önemli bir katkısı olmuştur. Ve bu arada da yine Luca ile ilgili bu kuyruğundan ilgilenenlere de buradan teşekkür ediyorum. Bizim TÜRMOB kadar üyesine sahip çıkan bir kurum henüz ben tanımadım, görmedim. Ticaret odaları kendi üyeleriyle bir haber, esnaf odaları bir haber. Baktığınız zaman işte Sayın Genel Sekreterimizin söylediği şekildeki konularla ilgili ise tamamen alakasız. Bu konuyla ilgili bir uygulama veya çalışmada kendilerine belirtildiği zaman kendilerine direkt muhasebe ücretlerinin yüksekliğinden bahsediyorlar. Bizim de tabii ki şunu söylüyoruz, Maliye Bakanlığı nezdinde zaten bu resmi gazetede yayınlanmakta. Bir takım eğer güçleri varsa da bunu indirebiliyorlarsa da buyurun indirin diyebiliyoruz. Ben burada tabii en son konuşmacı olarak belki çok farklı bir tezler sundum ama bu gerçekten bizim bu düşüncemizdir. Son konuşmacı olmak da biraz zordur çünkü herkes konuşup görüşünü bildirdikten sonra da belki bazı konular da tekrar olmuştur. Ben tekrar burada Kırıkkale Oda Başkanımıza bize göstermiş olduğu misafirlikten dolayı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Ben onlara biz sadece selamlama için bir söz vermek istiyorum. Adana Oda Başkanımız Ahmet Coşar buyurun. TÜRMOB'un çok değerli genel sekreteri, yönetim kurulu üyemiz, misafir oda başkanlarımız, platformun değerli başkanları. Bir selamlama konuşması için çıktım ama birkaç kelimede şahsımın bazı konulardaki görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi tabii 3568'de odalar ne yapar? Önce onu düşünmemiz lazım. Ben baktım burada bizim mesleğin sanki yan gelip yatma mesleği gibi algılanmasını ben karşıyım. Şöyle ki esnaf birliklerinin, ticaret odalarının, sanayi odalarının veya bir başka odaların her şeyi biz üstleniyoruz. E-fatura olsun kardeşim için daha iyi. Niye iyi? Yarın Duka'da entegrasyonla satışlarının tamamını geçeceğiz. Bunun dışında esas bizim taleplerimiz Maliye Bakanlığı'ndan eğitim desteği olmalı arkadaşlar. Bakın zirai mükelleflerle ilgili olsun, sanayi mükelleflerle ilgili olsun tamamen desteklerini esirgemiyorlar. Bunlarla ilgili fon açıyorlar. Dolayısıyla bize de mutlak surette Maliye Bakanlığı, TÜRMOB'dan beklemeyelim. Bekleyelim ama Maliye Bakanlığı bize fon ayırsın. Eğitim fonu ayırsın. Bugün benim odamda çok fazla sıkıntı çekmiyoruz eğitimle ilgili. Çünkü bizim aşağı yukarı bir 40-50 kişiye yakın eğitim kadromuz var.
eğitmenlerimiz var, kendi meslek mensupları. Ama Maliye Bakanlığı odaların sayısına göre eğitmen desteği versin veya para versin, odalar TÜRMOP vasıtasıyla eğitmenlerini alsın. Biz sanıyorum farklı bir, yanlış bir yerden bakıyoruz gibi geliyor. Her şeye karşı çıkıyoruz. Acizane efendi uzun yıllar oda başkanlığı yapmış halinde yapmakta olan bir arkadaşınızın. Samimi söylüyorum, biz ne istediysek hepsi yanlış çıktı. Yıllardır biz bunu yaşadık. Arkadaşlarımız da burada, eski arkadaşlarımız da var. Şunu yapmalıyız, biraz iştahı yükseltmeliyiz. Bakınız 115 kişi, 17 bin kişinin 115 kişi kazanmış. Bak kardeşim kazanmasın ya. Kazanmasın. Yani 17 bin bilmem kaç kişi kazanmıştı, 115 kişinin biz peşine düşmeyelim arkadaşlar. Biraz lütfen çıtayı yükseltelim. Bunun yanında gerçekten mesela platformların çok büyük faydası var. Biz de Adana Odası olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Odaları platformunun üyesiyiz. Sorunlarımızı veya önerilerimizi TÜRMOP'a iletmemiz lazım. Ancak platformlarımızda şöyle bir sıkıntı oluyor. Proje üretmiyoruz arkadaşlar. Tenkit ediyoruz, 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 ediyoruz ama proje koymuyoruz ortaya. Proje koyalım. Ama biz bunu yapmıyoruz. Yeni yeni yapmaya başladık Doğu ve Güneydoğu Anadolu Adaları'nda. KDV %18 olmuş ne olacak? %8 olmuş ne olacak? Yapmazlar arkadaşlar. Kesinlikle yapmazlar. Bunun yerine biz şunu talep etmeliyiz. Demeliyiz ki tahakkuk ile tahsilat ayıracak, KDV ile işte tahsilat ayıracak şekilde eğer tahsil edemediğimiz para varsa şüpheli alacakların yazılması konusuna biz girelim. Yani tahsilat esasından değil, tahakkuk esasına dönelim. Tahsil edemedik, şüpheli alacak yazalım. Katma değeri ne olacak? Katma değerini de üstelik bak, çaresi yok. Eğer biz kendi paramızı alamıyorsak devletin bizden parasını almasını beklemeyelim diye düşünüyorum. Aslında çok konuşacağım da fazla diğer arkadaşlar da onlara da fırsat vermek adına hepinize saygılar sunuyorum. Biz de Kırıkkale Odası olarak göstermiş olduğunuz misafirperverliğe aranızda bulunmaktan da çok müteşekkir olduğumu iletmek isterim. Saygılar. TÜRMOP'umuzun çok değerli genel sekreteri ve yöneticileri, Anadolu Odalarının değerli platform genel sekreteri ve başkanları, misafir oda başkanlarımız, değerli meslektaşlarım, ben de sizlere Çorum Mali Müşavirler Odası adına saygıyla selamlıyorum. Tabii vakit geç oldu. Saat 16'dan bu tarafa başkanlarımız konuştu, bizler dinledik. Evet, gündemimiz yoğun. İlk önce biraz önce Oruç Başkan'ı tebrik ediyorum gerçekten. Şu anda ülkemizde yaşanan ve ayağımızın dibindeki savaşı şiddetle tepki gösteriyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Biz burada benim özellikle belirtmek istediğim bir konu var. Belki Karadeniz Oda Başkanları'nı yaptık. Anadolu Odaları'nın platformu da burada ciddi kararlar çıkacak. Bu kararlarda TÜRMOP'umuza ışık tutacak. Önümüzde bir TÜRMOP genel kurulu var. Seçimli genel kurulu. Biz öncelikle bu TÜRMOP'umuzun seçimli genel kurulunu önemsememiz lazım. Çünkü konuşuyoruz, anlatıyoruz. Gerçekten mesleki sorunlarımız çok fazla. Bu kadar sorunların arasında bizim bir şey yapmamız lazım. Burada kendi kendimize, birbirimize, sorunlarımızı paylaşaraktan güçlü bir birliktelik oluşturmamız lazım ki güçlü bir TÜRMOP yapımız olsun ve güçlü bir sesimiz çıksın istiyoruz. Tabii meslektaşlarımızın da doğal olarak bizden beklentileri var. İşte sorunlar günden güne artıyor. Gerek bu kayıt dışılıkla ilgili sorunlar, gerek diğer sorunlar. Ben ilimize gelen Maliye Bakanı bir ay öncesinde Çorum'daydı. Birebir görüşmemiz de oldu. Tabii biraz önce Mehmet Başkanımız da söyledi, müsteşara bazı konular aktarılıyor ama bazı algılarımızı da artık değiştirmemiz lazım diye düşünüyorum. Bu algılarımızın başında ne gariptir Maliye Bakanı hala bizi sanki öyle bir zihniyet oluşmuş ki herkes vergi mükellefi olmuş, kapıda vergi veriyor, sıraya geçmiş. Onların sırasını biz alıyoruz. Sanki bakanlığa vergiyi biz ödettirmiyoruz. Bir kere bu anlayışı değiştirmemiz lazım. Ben kendisine de çok bu konuda tepki de gösterdim. Bu zihniyeti ve bu anlayışı bir kere değiştirmemiz lazım. Bunlar kayıt dışılıkla mücadelede biz bunların her zaman yanındayız ama bizim bu yanımızda olmamızı neden kabul etmiyorlar? Niçin bizi anlamıyorlar? Bunu hissettirmemiz lazım.
her zaman her yerde kendilerine af olduğunda işte diğer konularda, BA'larda, BS'lerde, bütün kayıt dışı mücadelelerin hepsinde bize diyorlar ki işte hışpışlıyorlar, serbest muhasebeci mali müşavirler bu işi çözer. Peki bugüne kadar biz çözüyorduk. Bundan sonra kim çözecek? Yine biz çözeceğiz. Ama o zaman burada yapmamız gereken iş birlikteliği var. Gönül birlikteliği var. Bunu genel başkanımız zaman zaman bütün sorunlarımızı toplantılarda alınan kararları bakanlığa iletiyor. Bakanlık bize çözüm üretmiyorsa buradaki anlayışta bir sıkıntı var demektir. Bizi ya anlamayan birileri var ya anlatamayan diyorum ama anlatamayanlarımızı biz kendilerine anlatıyoruz. Onlar da kendileri bizim gözümüzün önünde anlatıyorlar. O zaman bizi anlamayan birileri var. Bunun için biz bir arada olmamız lazım. Güçlü olmamız lazım. Platformların da aldıkları kararlar noktasında daha sağlıklı kararlar alınarak bakanlığın da bize makul seviyede yaklaşarak bizim de tabii ki taleplerimiz makul seviyede olması lazım. Yok işte biraz önce konuşuyoruz buradaki KDV oranları. Ya o zaman biz bırakalım bürolar bütün vergilerimizi mükellef ödesin. Böyle bir anlayış olabilir mi? Yani bunu nasıl izah edeceğiz insanlara? O zaman ben de şunu diyorum bir başkan olarak diyorum ki vergi tevkifatını kaldırın. Tamam KDV'de tevkifat gelsin. Gelir vergisi. Yani bizim vergimizi bırakıp biz ödeyelim. Bağımsız bir meslek mensubuysa bağımsız bir meslek mensubu gibi durmamız lazım. Biz eğitimlerimizi bırakın sadece platformlarda diye değil, zaman zaman tüm okulunu yapıyoruz. Uluslararası arenada da, dünyada mali müşavirlik mesleği nasıl? Bunlara bir bakalım. Türkiye'de nasıl? Bir bakalım. Kendi kendimize bir öz eleştiri yapalım. Bürolarımıza dönüp bir bakalım. Bunları yaparak sorunlarımızı bu platformlarda konuşacağız, tartışacağız. Üst birliğimiz TÜRMOB'a büyük görevler düşüyor ve TÜRMOB'a biz yardımcı olacağız. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Onlar da bunun çözüm noktasında bizimle birlikte iş birliği içerisinde olan kurumları, bu Maliye Bakanlığı olur, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı olur, Kamu Gözetim Kurumu olur, hangi kurum olacaksa bu kurumlarla iş birliği içerisinde sorunlarımızı çözümerek de gerçekten biz devletin şu anda maaş vermeden çalıştırdığı elemanlar gibi görüyorlar ve öyleyiz de. Ben bunu böyle kabul ediyorum. İster siz kabul edersiniz, ister etmezsiniz. Biz burada ne kadar sorunlarımızı konuşup da bir yerlerde konuşmazsak, birbirimize düşersek biz bu işin üstesinden gelemeyiz. Bakın günlerimiz, önümüzde bir ay gibi bir zamanımız var. TÜRMOB'umuzda da bir genel kurulumuz var. Burada A, B, C ayrılmadan, işte nispi temsil hepimizin bana göre bakıyorum odalarda küçük odalarda, büyük yerlerde demeyeyim, büyük odalarda demokratik olabilir, küçük odalarda gerçekten iş çığırından çıktı. Birbirimize düştük, birbirimize farklı bakmaya başladık ama üst birliğimizde ne olur? Yani bunu çözelim, birlikte hareket edelim, güçlü bir TÜRMOB olsun, güçlü yapıyla güçlü sorunlarımızı diyalog halinde çözmeye çalışalım. Ben çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Hepinize bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Bu Anadolu odalarının katıldığım belki üçüncü toplantı, belki dördüncü toplantı bilemiyorum ama misafir olarak katıldım. Gerçekten bu toplantının daha verimli, daha dolu dolu gündemle olduğunu gördüm. Bu da inşallah önümüzdeki dönemde yine üst birliğimize rapor olarak gelecek. Üst birliğimiz genel kurulda da bu çalışmalar yapılarak önümüzde yeni bir dönemi başlayacağını umut ederek hepinize saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Sayın Genel Sekreterim, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Yönetim Kurulu Üyem, Anadolu Platformu'nun değerli oda başkanları, değerli misafir oda başkanlarım, çok kıymetli meslektaşlarım, ben de Amasya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ben Anadolu Odaları Platformu'na ilk defa katılıyorum. Yozgat Oda Başkanımız sağ olsun bizi aradılar. Daha önceki şeylerde hatırlanmadık. Aradılar ve toplantıya giderken buraya uğrayalım bir görelim dedik. Gayet güzel bir bilgi alışverişi oldu. Ben meslektaşlarımızın mücbir sebepleriyle ilgili, ölüm haliyle ilgili 2004 yılında Amasya'da yaptığımız Karadeniz Oda Başkanları platformunda o zaman Yücel Bey İstanbul Odası'nın sekreteriydi. O da katılmıştı. Geniş teferruatlı bir öldüğü zaman mücbir sebepten dolayı neler yapılması gerekir diye bir rapor hazırlayıp TÜRMOB'a iletmiştik. Tabii şu anda akıbeti nedir? Onu da şu anda gelen sekreterimiz Yücel Bey
Ondan da bilgi edinmek istiyorum 9 sene sonra. Tabii işimiz zor. Gerçekten meslek mensuplarımız burada dinledim. Bu şikayetlerimizin tamamını başkanlar toplantısında iletmiştik. O zaman Gelir İdaresi Başkanı katılmıştı. Tüm odalar raporlarını sunmuşlardı. O raporlarda aşağı yukarı tamamına yakın bilgileri vermiştik. Ama bizler gerçekten bazı konularda ne diyeyim işgüzarlık yapıyoruz. Ben zaman zaman Amasya'mızda küçük bir oda. Eğitim faaliyetlerimizi efendim e-fatura, e-defterle ilgili ben 3 defa basın toplantısı yaptım, basın bilgilendirmesi yaptım. Lütfedip ticaret odamız, sanayi odamız, esnaf odalarımız hiç umrunda değil. Esnaf odalarımız bize seçimden sonra ziyarete geliyor. Efendim kapanış lastikleriyle ilgili şu kadar para alıyorsunuz, bunlar çok fazla diyerek bizlerle pazarlık yapmaya geliyorlar. Onun için mesela bazı şeylerde gerçekten ücretimizi almak durumundayız. Ben de bu tevkifatlara ve diğer konulara katılmıyorum. Bazı arkadaşlarımız dediler ki yıl sonunda faturalarımızı, serbest meslek makbuzlarımızı kesiyor. Ben her ay aylık faturamı kesiyorum. En az 2 milyar, 1,5 milyar da KDV'mi ödüyorum. Onun için de KDV tevkifatına da ben karşıyım. Biz işimizi gerçekten düzgün yaparsak, mükellefe kendimizi kabullendirirsek, mükellef bize ödediği parada pazarlık yapmıyor. Ben mükellefime diyorum ki arkadaş, muhasebeciyle pazarlık yapmayacaksın. Muhasebeci seni vezir de eder, rezil de eder. Onun için bizim parayla, pazarlıkla işimiz yok. Benimle pazarlık yapacaksan git başka taraf, başka arkadaşımıza git diyorum. Onun için e-faturalarla ilgili bir meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi gerekiyor. Gerçekten arkadaşlarımız bahsettiler. Bunun için de herhalde Turmop'un da bir hazırlığı vardır eğitici bazında. Bazı odalarımız yapmaya başladılar herhalde. Bizim küçük odalar olarak da hepimizin sıkıntısı eğitimle ilgili problemlerimiz var. Dolayısıyla zaman uzadı. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Sözlerime burada son verirken Anadolu odalarımızın platformunun hayırlara vesile olmasını diyorum. Umarım bu savaşların da bir an önce bitmesi dileğiyle hepinize saygı ve hürmetlerimle selamıyorum. Sağ olun, var olun. Arkadaşlar, bu küçük odalar, sizin ifadenizle sayısız olan odalara konmasındaki sebep şu. Yani biz TÜRMOV'u bu konuda yardımcı olmuyor manasında eleştirmek için değil ama yani bu miktar bizim gibi küçük odalarda çok az olduğunu, çünkü bilmiyorum Hüseyin Bey siz geçen sene ne kadar aldınız ben bilemiyorum. Benim geçen sene aldığım para 17 milyar falan. Havuzdan gelen yani bununla yani bütçenizi ayarlayabiliyorsanız tebrik ederim sizi. Bravo vallahi. Yani çünkü o tür bir şey, bunun da zaten %10'unu şeye veriyoruz. TÜRMOV geri alıyor yani şey olarak faydalı yerlerinden alıyor. Yani biz şunu diyorum. Elbette bu TÜRMOV'un çok büyük başarısı. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama hakikaten belli üye sayısı az olan yerlerde biraz daha fazla katkı sağlamaları mümkün mü şeklinde biz buraya koyduk. Yani bu maddeyi bu şekilde koyduk. Diğer arkadaşlarımızın talepleri doğrultusuna koyduk. Bunu bir açıklayayım bugün. İkincisi, SMM'den SMM'ye geçişte. Yani biz buraya talep eden arkadaşımızın ifadesiyle veya bizlerin ifadesiyle burada biz SMM'den SMM'ye geçişte adam girmemiş. Hakkı var zaten giriyor. Bizi ilgilendirmiyor. Ama ben iddia ediyorum. Birkaç yer oldu. Benim şehrimde de var. 49'la tek dersten kaldı. 49'la iddia ediyorum ve belgelendiririm. Açıp bakabilirler resmenle. Mümkün değerli alamadım. 49'da tek dersten kaldı. Yani bu tür insanlara bu hakkı kanun vermiş. Yani herkes mali müşavirliği vermişsin. İlkokul mezununa bu hakkı verdirmişsin de. Yani bir hak niye verilmez ben onu anlamam. Yani benim şeyim bu. Özel benim özet. Yani özel müzel. Yani bir türlü bir de şey hak verilebilir. Ben bu konuda şeyim, özellikle de herhalde yanlış anlaşıldı. Sanki adam girmemiş, biz adamın kolundan tutup zorla gir demiş. Giren girmeyen girmez. Ama girmiş adam, hakkını kaybetmiş, alamamış. 49'da iki sefer imtihana girmiş, 49-48'inden kalmış. Bu tür insan mesleğini şu anda işaret eden meslek mensuplarımız var. Biz de oda başkanıysa
her üyenin biz, o da başkanıyız. Bunların da hakkını savunmak bizim görevimiz. Biz bu nedenle gündeme koyduk, bilgilerinize sunuyoruz. Şimdi bundan sonraki toplantımız Eskişehir'de 12. ayda. Sayın Başkanım. Ben tabii yani bu iş böyle. Ondan sonra Necip kalıyor zaten. Ben oda başkanlarımızın bu gündem maddeleri hakkındaki görüşleri ilgili şeyi kurmamıza gerekli şeyi yapıp bildireceğiz. Ben vermiş olduğunuz katkılardan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 12. ayda Eskişehir'de buluşmak üzere toplantımızı kapatıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım şimdi Anadolu odaları diyoruz, küçük oda diyoruz. Şimdi sınıf anında yapılan değişiklikte sınıf değiştirmeleri zaten bütün işlerimizin yarısı girecek. Yani bundan hiç bahsetmiyor. Anlaşılmadı Mehmet Bey. Sayın Çolak ben duyamadım. Mehmet Bey, şu Mehmet Bey'e bir mikrofon verin de ne diyor bu diye. Kürsüye gelsin görelim. Kürsüye gelsin. Buyurun Mehmet Bey. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi ufak odayız diyoruz. Tamam. 213 sayılı vermiş kanunda sınıf değiştirmeyle ilgili hadler var. Bu hadler bizim mükelleflerin %70'i iktisayiler. Bununla ilgili bir çalışma var. Bası süre geçecekler. Yani onunla ilgili bir hiçbir şey yok. Daha diyor tevkuatı düşsün mü? Yükselsin mi? Bunlar bizim şeyimiz değil. Defterine gidiyor. Defterine gidiyor yani. Başım sana geçiyor. Ha, Esna Odalar'ın bu usta defter tutmamasını engelleyebiliyorsunuz. Hayır Mehmet Çolak, geç kaldınız. Size gündemle ilgili yazıyı yazdım. Keşke gündeme yazsaydı. Toplantı bittikten sonra bu söylenmez. Eskişehir'deki toplantıda tartışalım. Eskişehir'de kadar zaten. Geçildi. 2012 ve 2013 yılında zaten ömrü bitiyor ya. Bitmiş zaten. Bitecek kadar bitmiş. Evet, gündeme gelmiş oldu. Sayın Genel Sekreterim. Arkadaşlar toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ediyoruz. Ya 7.30'da yemeğimiz var. Evet tabii. Başkan bir zerkeli alın ya. Başkan Ankara'ya gideceğim. Zerkeli alın. İşimiz yok başkan. Abi bürokratlar falan da gelecekmiş. Yani erken alma sadece kendi aramızda değil. Mümkünse Ankara yakın 70 kilometre. Sayın Genel Sekreterim. Biz de Ankara'ya gideceğiz. 40 dakika beraber gideriz artık yani. Sayın Sekreterim. Hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar Çam Sakızı Çoban Armağan'a armağanlarımız var, hediyelerimiz var. Geçerken yok alırlar onu. Bugün ev sahipliği yaptınız. Evet. 14 ilimiz buradaydı. 12.si Anadolu platformu yaptınız. Evet. Ne diyorsunuz efendim? Anadolu Odalarının 12 Anadolu Odası'nın Kırıkkale'deki toplantısı büyük verimlilik içinde geçti. Toplantımıza TÜRMOP Genel Sekreterimiz de katıldı. Odalarımızın sorunlarını, muhasebe ve meslekle ilgili sorunları gündemde tartışıldı. Bu toplantı sonuçları TÜRMOP'a gönderilecek veya rapor haline sunulacak. Önümüzdeki Ekim ayında da zaten TÜRMOP'un genel kurulu var. Genel kurulda da inşallah sorunlarımıza çözümler aranacak. Yeni yönetimler oluşacak. Hayırlara vesile olmasını diliyorum bugünkü toplantının. Kırıkkale sahibi yaptık. Bize bir ortak. Tabii başladı. Kırıkkale olarak elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Misafirlerimizi genelde memnun ettik. Yani Kırıkkale'mizin tanıtım açısından da önemli bir mesafe kat etmiş olduk. Bu tür toplantıları elimizden geldiği kadar Kırıkkale'de devamlı yapmaya devam edeceğiz. Peki, teşekkür ederim. Rica ederim. Başkanım, toparlasak olursak ne oldu? Ne çıktı? Şimdi ben öncelikle
Kırıkkale Oda Başkanı'na şahsım ve platform adına teşekkür ediyorum. Kırıkkale'de çok güzel bir ev sahipliği yapıldı. Ben tekrar şahsım ve platform adına teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi platformumuza bağlı 14 tane ilimiz var. Bu illerin oda başkanlarının toplantısıyla yapılmış bir platform. Platformun amacı mesleğimizle ilgili sorunların masaya yatırılması, çözüm yollarının araştırılması ve bir üst kuruluşumuz olan TÜRMOB'a gerekli bilginin verilmesi. Amaç bu platformun. Her 3 ayda bir yapılmaktadır bu platform. Her 3 ayda bir değişik illerde bu 14 tane ilimize bölünmüş durumda. Bu platformumuz bu dönem Kırıkkale'de, önümüzdeki 3 ay sonra 12. ayda da Eskişehir'de yapılacak. Bunun sonuçları, yapılan oda başkanlarının konuşmaları, meslekle ilgili problemler TÜRMOB'a bizim vasıtamızla aktarılacak. TÜRMOB'dan da bunların çözülüp çözülmediği ile ilgili gerekli takibatlar yapılacak. Platformun amacı o. Yani evet. Çözmeye çalışacağız tabii yani. Ben her şeyden önce teşekkür ediyorum Kırıkkale'ye. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Oğlum programdayım lan. He? Hangi bir... Biz burada beraberiz kardeşiz. Öyle mi? İnşallah. Hoş geldiniz. Soğuk değildir ya. Vallahi ben biraz serçili vali bey geldi mi? Gelmedi. Böyle yapacağız, teşvik olursa bayağı sıkıntı ya. Hadi görüşürüz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayaklarınızın sağlığı. Teklif olunca herhalde biraz rahatsız ederim diye endişe ederek. Bizim böyle İç Anadolu'da cümleten derler ya. Tamam, ne kadar güzel. Hoş geldiniz. Biraz
olmadı inşallah. Yok, bayrağınız yok. Buraya kadar gelirsek düşünür ya. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Odalarımızın faaliyetlerine katkıları nedeniyle plaket vermek istiyoruz bazı yöneticilerimize. Sayın Valim uygun görürse plaketlerini vermek üzere TÜRMOB Genel Sekreterimiz Yücel Bey duruşsun efendim.
Çekin çekin. Tamam, gördüğünüz kadar çekin işte, gördüğünüz çekin. Sayın Valim bu tarafa bak. Sayın Valim. Sayın. Rüşat Bey. İnşallah Kırıkkale'den memnun kalmışsınızdır. Bizim bir sloganımız var. Kırıkkale geçilmez diyoruz. Çünkü hepiniz birçoğunuz buradan gelip geçiyorsunuz. Kırıkkale'yi ihmal etmeden, Kırıkkale'yi uğramadan geçme şansınız yok. Hepinizi bekleriz inşallah. Böyle bir size de bir bekle olduğunuzdan son derece mutlu oldum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Belediye Başkanımızın odamıza yapmış olduğu katkılardan dolayı kiraketlerini vermek üzere dönem sekreteri Mehmet Özal Başkanımız Mehmet Bey'i davet ediyoruz. Buyurun Başkanım. Şimdi Asiye Başkanım. Diğer başkan bakalım. Yozgat Odası Başkanı. Aman dışarıdır olsun. Bunu da koyacağız. Şimdi yalnız bu plaket hakikaten usulen değil. Biraz da esastan oldu. Ben teşekkür ediyorum. Yani biz burada odamızda, çünkü bir şehirde gerçekten mali müşavirler odamız, ticaret odamız, borsamız, bunlar çok önemli. Yani bunlar olmadan bir kentin ileriye dönük her tür projeksiyonu eksik kalır. Biz hep birlikte önceki üç başkanımızla da beraber gerçekten son derece iyi bir çalışma içerisinde olduk, birlikte olduk. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. 14 ilimizden, hatta 17 ilimizden burada başkanları ağırlıyoruz. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Ben hem Turmut yetkililerine hem odanıza ve siz değerli dostlara hoş geldiniz diyorum. Şehrimiz Kırıkkale biraz Vali Bey'in de dediği gibi Türkiye'nin tam merkezi yerinde. Şimdi yeni ulaşım ağlarıyla da 53 vilayetin kesişme noktasında oluyoruz. Hem hızlı treniyle hem otobanıyla hem mevcut Doğu Batı aksındaki merkezde. Bir de şimdi Kuzey Güney aksında yine merkezdeyiz. Yani Kastamonu Antalya aksında 90 sonrası oluşan yeni konseptte biz tam merkezdeyiz. Yani o anlamda da bizim özellikle bir kentin ileriye dönük baktığı zaman en birlikte olacağı, yürüyeceği esnafıdır, eşrafıdır değil mi? Esnaf ve eşrafın bir anlamda danışmanı, ileriye dönük her tür projeksiyonda birlikte olduğu, her anlamda danıştığı insanların burada ağırlamak da bizim için son derece önemliydi. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Sayın Başkan. Türkümüz şuradan başlar. Misafir oda başkanı Adana var. Çorum var. Dedim Amasya var. 13 tane dedim ya. 14 artı 3. 14 artı 3. Geldin. Hoş geldin. Evet, dost bağırın birbiri. Sağ olsun. Öyle bir sefa geldiniz diye başladılar abi. O şundan yani 50'li yıllar. Öyle zaten Hacı Taşan'ın değil mi? Evet. 50 yıllarda Celal Bayar Keskin ziyaret ettiğinde böyle bir yemek esnasında Çıkaşan'ın Türküsü diyebiliriz. Değil mi? Seyit ustamız, Çetin, gençlerimiz, evet. Bizim ustalar topluluğumuz da 7 yılı geçti değil mi Seyit abi? 8. yıl Kültür evet. Bakanlığında bir Kırşehir'de var. Kırşehir'den sonra Kırıkkale'mizde oldu. Bir otantik musikimizin de gerçekten önemli temsilcileri. Ben onlara da ağzına sağlık diliyorum. Onlara bir alkış rica edelim. Odamızda Gürmok Genel Sekreteri Güzel Bey'in katılarından dolayı plaketini vermek üzere Güzel Bey'i davet ediyoruz. Plaket vermek üzere Oda Başkanımız Kürşen. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli oda başkanlarım, çok değerli meslektaşlarım, çok güzel bir toplantı oldu.
ayrıca muhasebecilerin Anadolu'daki bu kadar önemini görmek, kamuyla işbirliği halinde görmek bizi son derece memnun ediyor. Zaman zaman her yerde söylediğimiz gibi kamunun en büyük yardımcıları bizim meslek mensuplarımız. Bizim odalarımız her konuda onların danışmanı, her zaman yanlarındalar. Bu tabloyu burada görmek, yaşamak bizi fazlasıyla memnun ediyor. Ben de tüm meslek camiası adına Sayın Valime, Sayın Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendilerine saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. İnşallah görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok selam götürün. Peki ben iyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Hadi sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Ayağınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. 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 Sağ olun
Ahmet Demirci vardı. Ben de Sen dönüyor mu? Sen dönecek mi? Yok sen. Yarın sabah. Ankara'ya gider. Ankara'ya gider.